Kadir Has Üniversitesi Lise Akademileri Sanat Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım bölümümüzle birlikte düzenlediğimiz Design Radar Endüstriyel Tasarım Atölyesi 2023 Design for Your Hero Kahraman İçin Tasarla etkinliğiyle devam ediyor. Bugün hocalarımız Doçent Doktor Ayşe Coşkun ve araştırma görevlimiz Güler Akduman bizlere eşlik edecekler bu dersimizde. Hoş geldiniz diyorum hocalarımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Hoş Herkese geldiniz asıl Ayşe hoş Hocam. geldiniz diyelim, evet. Çok teşekkürler. Bugün iki aşamalı bir ders bizleri bekliyor. İlk aşamada hem bölümümüzü tanıyabileceğimiz bir kısım olacak. Sonrasında da bir uygulama aşamamız var. Sözü hocalarımı bırakmak istiyorum. Ayşe Hocam sizinle mi başlayalım? Olur, Tekrardan hoş tabii. geldiniz. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Yine heyecanlı bir atölye çalışmasında bir aradayız. Herkese hoş geldiniz diyorum. Bayağı kalabalığız. Gelen arkadaşların kendi isimleriyle resmileştirmelerini, kayıtlarının bu bizim aslında biz buna bir yetenek avı da diyoruz bir taraftan da. Endüstriyel tasarıma merak duyan, ilgi duyan, tasarımcı olmak isteyen bütün genç arkadaşları burada görmek bizim için çok büyük mutluluk. Belki ileride yarın öbür gün öğrencimiz olurlar, arkasından meslektaşımız olurlar. Yeni nesillerle buluşmak bizim için her zaman çok çok heyecan verici. Ben önce biraz kısaca kendimi tanıtayım. Arkasından sözü genç arkadaşım Güler Akduman hocamıza vereyim. Ben doçent doktor Ayşe Coşkun. Endüstriyel tasarımcıyım. Lisansım, yüksek lisansım ve doktoram endüstriyel tasarım alanında. 13 yıldır Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde hocalık yapıyorum. Aynı zamanda da akademisyenlik yapıyorum. Yani bu şu demek, bir taraftan yeni nesil tasarımcıları yetiştirirken diğer taraftan da Türkiye tasarım kültürüne birazcık daha işte derinlik katarak tasarım kültürünün birazcık daha uluslararası ortamlarda tanınmasını, bilinmesini sağlayarak yerel tasarım kaynaklarıyla akademik üretim yapan bir akademisyenim. Hem projeler yürütüyorum, makaleler yazıyorum, işte kitaplar yazıyoruz biz. Bu bizim buzdağında gözükmeyen işlerimiz. Onun haricinde de tabii ki bilfiil bir sürü tasarım disipliniyle etkileşimli olarak hem birinci sınıflarda hem dördüncü sınıflarda farklı disiplin alanlarıyla iç içe günlerimizi tasarım düşünerek, tasarım konuşarak, tasarım üreterek geçiriyoruz. Bugünkü atölye çalışmasını da uzun yıllardır bizim önce yüksek lisansım öğrencimiz olarak Güler ekibimize katıldı. Şimdi genç hoca arkadaşımız. Bugün onunla birlikte hem bu programı tasarladık. Bu yıl üçüncü kez yapıyoruz. Belki daha önceki yıllardan katılanlar varsa bizleri de hatırlayacaklardır. Bugünkü uygulamayı da birlikte yapacağız Güler hocayla. Ben şimdi sözü kendisine bırakayım. O da size kendisini tanıtsın. Tabii. Tekrar ben hoş geldiniz diyorum herkese. Ben Güler Akduman, Endüstriyel Tasarım Bölüm Araştırma Görevlisiyim. Ben de Endüstriyel Tasarım Lisans, Tasarım Yüksek Lisans mezunuyum. Şimdi de doktora eğitimime devam ediyorum. Etkileşim tasarımı alanında belki aranızda ilgi duyanlar vardır. İşte arayüz tasarımları, belki işte dijital oyun tasarımlarına ilgi duyanlarınız vardır. Onlarda da eğer merak ettikleriniz olursa yine konuşabiliriz. Ben bilgilerimi sunumun sonunda sohbet kısmına girerim. Umarım keyifli bir atölye çalışması olur. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi güzel kalabalık bir grup var. Yani şöyle, kameralarınızı açmak zorunda elbette ki değilsiniz. Ama biz böyle birazcık daha hani sıcak ve samimi bir ortam yaratmak için hani sizlerden en azından bir iki tanenizin yüzünü görmek, karşımızda genç, güzel, böyle gözleri parıldayan gençleri görmek bizim için çok heyecan verici. O yüzden hani bir cesaret ben açabilirim belki diyenler kameralarını açarlarsa, bizimle birlikte olurlarsa, biz çünkü birazcık daha böyle etkileşimle interaktif devam edeceğiz dersimize ve atölye çalışmamıza. O yüzden en azından bir el sallarsınız belki ya da küçük bir emoji yollarsanız biz de karşımızda birilerinin olduğunu görebiliriz. Var mı cesaret eden? Oldu, oldu. Tam yetki verebiliriz Elif kameranın. Naz'dan güzel bir kalp geldi. Yaşasın. Eylül'den de güzel bir emoji geldi. Bir kalp daha geldi. Evet, şu an Kalkan parmaklar var. kameraları Kameralar, yüzler. Yaşasın. Efne, merhaba. Merhaba, merhaba, merhaba. Evet, yok mu arttıran? Hazal, Özün. Güzel yüzler, harika evet. pırıl pırıl gözler. Başka, yok mu arttıran? Ne güzel gençleri görmek. Evet. Özgüvenleri yüksek. Harika. Çekinecek hiçbir şey yok, utanacak hiçbir şey yok. Sesinizi de çıkartabilirsiniz, merhaba diyebilirsiniz, bizim sözümüzü kesip söz alabilirsiniz. Burası birbirimizi tanıma, birazcık da böyle kafamızdaki bütün tasarımla ilgili hem soruları giderme hem de yeni sorular sorma yeri.
Bizim öyle bir şeyimiz yok. Resmi bir ortam yaratmak hedefimiz hiç yok. Tam tersi. Asıl olan keyifli vakit geçirmek. Bu gerçek hayatta da böyle. Yani endüstriyel tasarımcılar, biz genelde çok eğlenceliyizdir. Ciddidir. Eğlenmeyi ciddiye alan bir ekibizdir. Sabahlarız, projeler çizeriz, maketler yaparız, şakalar yaparız. Ama en nihayetinde yaptığımız iş çok ciddi bir iştir. O yüzden ciddiyetle eğlenmeyi bilen insanlarız. O yüzden emeklilik günümüzü hiç beklemiyoruz. Hala birlikte keyifle güle oynaya, nesillerden nesile birlikte tasarım yapıyoruz. Şimdi bence artık girebiliriz herhalde, 80 kişi gibi bir şey görüyorum ben. Bugünkü atölye çalışmamızın yapısı biraz şöyle. Biraz ilk yarım saatte böyle sizinle birlikte endüstriyel tasarım nedir, ne değildir, biraz ondan bahsedeceğiz. Arkasından da tasarım sürecinin etaplarından Güler Hoca size bahsedecek. Küçük bir videomuz var. Hani bu etapları küçük böyle eğlenceli bir yurt dışına hazırlanmış bir video üzerinden anlatıyoruz. Hiç sözsüz bir şey o. Arkasından da size bize vermiş olduğunuz o böyle sizin tercihiniz olan kahramanlar için küçük bir tasarım atölyesi yapacağız. Biz bu atölye çalışmasını biraz şöyle görüyoruz bölümde. Buna talent hunt diyoruz biz. Yani aslında bu bir yeni tasarımcılar. Yani sizleri de biz birer kahraman gibi görüyoruz aslında. Dolayısıyla hani yeni nesil bir tasarımcı kahraman peşindeyiz. Burada da yani biliyorum işte sınav çok zorlu, çok stresli. Hani ve aslında biz yani şimdi kendi kendimize böyle bir eleştiri yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama hani tasarımcı olmak isteyen herkesin tasarımcı olabileceğine inanıyoruz bir kere her şeyden önce. Ama tabii ki bir sisteme tabiyiz. O sistemin içinde sizlerin belli bir performans göstermesi gerekiyor. Sayısal puanla belli bir yüzdelik dilime girmeniz gerekiyor vesaire vesaire. Ama bunun haricinde sizin öncelikli olarak çok hevesli, çok heyecanlı ve de bu yaratıcılık yolunda böyle çizmeye ve yaratmaya ve üretmeye çok böyle içinizin kaynadığını görmeye ihtiyacımız oluyor. Bu da biraz böyle sizin içinizdeki gizli tasarımcıları ortaya çıkartma atölyesi diyebiliriz. Ben şimdi hemen hızlıca. Bugünkü sunumumuz Design for Your Hero. Kendi kahramanın için tasarla. Kendimi tanıttım. Güler Hoca da kendisini tanıtmıştı zaten. Şimdi bu bir interaktif tasarım atölyesi dedik. Design Radar. Yeni yetenekleri bu radarımızın içine katmaya çalışacağız. Önce biraz endüstriyel tasarım nedir ondan bahsedeceğiz. Arkasından tasarım süreci hangi basamaklardan oluşur ondan bahsedeceğiz. Arkasından da size kendi kahramanlarınız için kendi seçeceğiniz bir takım ürünleri tasarlamanızı isteyeceğiz. Ama oraya gelene kadar daha yolumuz var. Önce kafamızdaki birazcık önce soru işaretlerini giderelim. Arkasından da yeni sorular oluşturalım. Şimdi burada çok hızlı söz alabilirsiniz. Ben bu kısmına öyle başlıyorum. Şimdi gündelik hayatımıza başladık. Endüstriyel tasarım nedir diye bir giriş yaptığımızda benim en sevdiğim sorulardan bir tanesi bu. Sabah uyandınız. Hayatımızda yani bizim çevremiz yapay çevre diyoruz buna. Yani insan yapımı nesnelerin dolu olduğu bir yapay çevremiz var. Yani doğal olmayan her şey yapay. Yaprak, taş, hani bulut, kedi. Bunlar doğal olanlar. Bunların dışında gündelik hayatımızda kullandığımız her nesne bir insan yapımı nesne. Ve biz bunlarla bütün hayatımızı geçiriyoruz. Doğduğumuz andan itibaren. Şimdi böyle olduğunda düşündüğünüzde sabah gözünüzü açtınız. Aklınıza ilk gelen sırasıyla yapmak üzere olduğunuz bütün eylemleri ve bu eylemleri yapmanıza destek olan ürünleri şöyle bir sıralar mısınız? Düşünmenize gerek yok. Aklınıza ilk gelenler. Bu arada chat kısmından yazabilirsiniz ya da el kaldırma sesini. Chat'ten yazmasınlar, ben göremiyorum çünkü. Benim evet. Ekranımda sadece sunum olduğu için. Tamam, el kaldırma sesli olarak lütfen. Sesini açalım. Ya da kendilerine de ses açma şeyi versek çok mu gürültü olur? Kapatırız eğer gürültü olursa. Evet öyle olabiliyor hocam. Peki tamam, siz daha iyi biliyorsunuz. Okey. Sabah uyandınız. Gerindiniz. Neredesiniz? Evet, el kaldıranın sesini açacağız. Olgun bize yardımcı olacak. Var mı el kaldıran? Evet, İrem Yılmaz. Mesela en basit olarak sabah kalkabilmem için telefonumun alarmı olabilir. Tamam, güzel. Buradaki ürün ne? Endüstriyel ürün? Telefon. Telefon, okey, tamam. Başka? Uyandın, neredesin? Bora, orayı görüyorum el kaldıranlar arasında. Benim uyanabilmem için musluğu kullanmaya ihtiyacım var. Güzel. Musluğun altında uyanıyorsun. Yok hayır, musluğun altında değil. Muslukla yüzümü yıkıyorum.
Tamam, musluktan akan suyla yüzünü yıkıyorsun. Dolayısıyla buradaki endüstriyel ürünleri sıralayabilir misin? Lavabo. Yani lavabo var. Başka? Hı. Onun Su. hemen çevresini düşün. Yani su, bir tane su tesisi var. Batarya. Suyun aktığı Olabilir. yerin adına batarya diyoruz. Biri metal, biri çoğunlukla seramik oluyor. Hı. Doğru. Başka? Daha ne listeli sıcak suyu sıcak yapan şey neydi? Bataryanın kendisinin içinde bir takım teknik ayarları var. Evet, o bizimle etkileşimli olan yerleri daha çok bizim ürün tasarımı sınırlarında tuttuklarımız. Tamam. Sonra belki yüzünü kuruladın. O havluyu bir yerden aldın. Değil mi? Doğru. Duvarda böyle bir şeyler asılıydı. Okey, güzel. Sepetten aldım. Tamam, o da bir ürün. O da bir ürün. Peki, başka? Yüzünü yıkayanlar var. Sonra güne devam ediyorsunuz. Dişlerini fırçalayanlar var mı? Fırçalamıyorlar dişleri. Mesela kahve içmek için de bir kahve makinesine ihtiyacım var. Evet, güzel. Kahve içmek için önce bir kahve makinesine ihtiyacım var. Belki bir Bardak mı? cezveye ihtiyacım var, değil mi? Kahveyi pişirmek için ocağa ihtiyacın var. Sonra Bardak, kupa. fincana ihtiyacın var, kupaya ihtiyacın var, değil mi? Süt kaynatıyorsan sütü köpük yapmak için bir şeylere ihtiyacın var. Başka? Bu arada el kaldıran arkadaşlar ses açma yetkisi verdiğinizde size bir onay geliyor. Onu kabul edin. O zaman sesiniz açılacak. Elif Naz, sen de el kaldıran. Şimdi aklıma şey geldi ya, ben direkt sabah kalkar kalkmaz çözmem gereken testler aklıma geldiği için şimdi Testleri biz tasarlamadık. ama Ama testleri çözmek için kitap dış kız. Evet, kalem, doğru. kalemin var. Evet, Sonra bilgisayar çalışırken bilgisayar kullanıyoruz aslında biz okey, yaparken. bilgisayar da bir endüstriyel ürün. Bütün bunları Evet. yaparken bir yerde oturuyor musun Elif Naz? Çalışma masamda oturuyorum. Çalışma masanda oturuyorsun. Çalışma masan bir mobilya. Evet, o da dahil. Ama masanın üstünde oturmuyorsun, değil mi? Hayır. Başka ne var orada? Başka Oturduğun yer? koltuğum var. Sandalyen var, Evet. koltuğun var. Gece Evet. uyuduğun yatağın var. Evet, o da var. Odadan çıktın, kapı var, Kapı. kapının kolu var. Kolu. Kapının kolu. Aynen öyle. Yani aslında şimdi lafı uzatmayacağım ama teşekkürler katılımlarınız için. Gündelik hayatınızda gözünüzü açtığınız andan itibaren yani ilk 10 dakikada bile onlarca ürünle karşı karşıyayız. Şimdi bunları dakikaları arttırın. Sabah uyandınız, kalktınız, işte başucunuzdaki başucu lambasından tutun kapı koluna kadar elektrikleri açmak kapamak için kullandığınız bütün mimari elemanlara kadar. Sonra oradan banyoya gittiniz, dişinizi fırçaladınız, diş fırçanız. Diş macununuzun olduğu ambalajın kendisi. Suyu açtınız, suyu ayarladınız. Bütün bunların hepsi kirli giderden bir yerlere doğru gitti. Bir gördüğünüz kısımları var, bir görmediğiniz kısımları var. Ve sadece bak hayatımızın sadece ilk böyle 7-8 dakikalık kesidindeyiz. Mutfağa gittik, giyindik, sırt çantamızı aldık, kol saatimizi taktık, ayakkabılarımızı giydik, bilgisayarımızı açtık, kapadık. Telefonlar, evin telefonları, o arada kapı çalındı, belki kapıyı açtık. Kediniz, köpeğiniz varsa onların kapları, kacakları, onların tasmaları. Şimdi hayatımızın ilk yarım saatine geldiğimizde bile 20-30 tane ürün var. Şimdi böyle bütün akşama kadar devam ettiğini düşündüğünüzde aslında hayatımızda bizim gündelik yaptığımız her şeyi yapabilir olmamız, yaşam kalitemizi arttıran ve bunları mümkün kılan bütün bu yapay eşyaların sıfırdan bir fikirden bir ürüne kadar olan bütün süreçlerini tasarlayan uygulayan ekip lideridir endüstriyel tasarımcılar. İsmi neden endüstriyel tasarım? Çünkü bu eşyaların, bu nesnelerin bir seri üretim sisteminin içinde var olmaları gerekiyor. Çünkü bu eşyaların tek bir kullanıcısı yok. Bu eşyaların yüzlerce, binlerce kullanıcısı var. Dolayısıyla asıl önemli olan kısmı da bu. Bunlar çok ciddi bir ekonomik kaynak aynı zamanda. Birilerinin bunlara yatırım yapması gerekiyor. Malzemeleri var. Bunların çok teknik altyapıları var. Ama en nihayetinde hepsi insan için tasarlanmışlar. Buradaki en büyük
Anahtar kelime, olgu hepimizin insan olması ve hepimizin birbirimizden farklı olması. Şimdi bu böyle ilk böyle çok basic bir giriş gibi düşünebiliriz. Dünya Tasarım Örgütü, World Design Organization, dünyada endüstriyel tasarım mesleğinin adını koyan, tarifleyen ve bütün profesyonel ve eğitimci iletişim ağlarını bir arada tutan, dünyada endüstriyel tasarımın güncel konularına bir takım vurgular yapan, bir takım böyle altını çizerek nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize hatırlatan çok büyük bir organizasyon. Biz Kadir Has Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü olarak da Türkiye'den birkaç tane eğitim kurumundan bir tanesiyiz. Biz resmi olarak WDO'nun affiliate dediğimiz, yani iyi eğitim veren kurum olarak tanıdığı eğitim kurumlarından bir tanesiyiz. Şimdi buna göre endüstriyel tasarım her gün dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan ürünleri, cihazları, yani ürünle cihaz arasındaki farkı şöyle tarifleyebiliriz belki. İşte içinde elektrik, elektronik aksamı olan nesnelere cihaz derken, işte sadece analog, hani sadece bir nesne, bir eşya, bu bir bardak, diğeri bir cep telefonu. İkisinin arasındaki böyle fark. Bütün nesneler, sepetler, yani insan eliyle yapılmış eşyalar da aslında endüstriyel tasarımın kökeninde oldukları için bunlar da bizim kapsam alanımıza giriyorlar. Nesneleri ve hizmetleri tasarlamanın profesyonel uygulamasıdır. Şimdi hizmetler dediğimiz şeylerin de ne olduğunu birazdan daha detaylı olarak anlatacağım. Endüstriyel tasarımcılar genellikle bir ürünün fiziksel görünümüne, yani bu eşya neye benzeyecek, işlevselliğine, ne işe yarayacak, yani ne kadar rahat ve ne işe yarar olacak, üretilebilirliğine, yani biz bunun görünümüne karar verdik, bunun hangi işlevi yapacağına karar verdik, İşte bu sandalye olsun dedik, bu sandalye birazcık daha işte konforlu gözüksün, bana anne kucağı gibi gözüksün, bunlara da karar verdik. Peki bütün bunları yapabilmek için bunun bir üretilebilirliğinin olması lazım. Yani bu şu demek, bir sanayi kuruluşunun yatırımı ve altyapısı dahilinde hayata uygulanabilir ve hayata geçer olabilmesi lazım. Dolayısıyla üretilebilirliğine odaklanırlar endüstriyel tasarımcılar, ancak genellikle bir ürün geliştirme döngüsü sırasında çok daha kapsamlı süreçlere dahil olurlar. Şimdi burada böyle birazcık daha şey var, anlaşılmaz cümleler var ama şunu söylemek istiyor buradaki tarifte. Endüstriyel tasarımcılar bu işi tek başlarına yapmazlar. Endüstriyel tasarım bir yaratıcı ürün geliştirme sürecinin başından sonuna kadar bütün süreci yaratan ve bütün etaplarını da aslında yöneten yetkili profesyonellerdir. Ama bu etapların içinde birden fazla tasarımcı olabilir. Otomotiv tasarımı gibi çok kapsamlı ürünler olduğunda neredeyse otomobillerin içindeki kokuları tasarlayan, dokuları tasarlayan, sadece önündeki kullanıcıların arayüzü olan dashboard'u tasarlayan farklı farklı uzmanlık alanları var. İkincisi işte ergonomiydi, teknik altyapısı gibi mekanik, mekatronik altyapıları var. Dolayısıyla bir taraftan yani sosyoloji, psikoloji ile ilişkili olurken diğer taraftan da üretimin altyapısındaki mühendislik kollarıyla ve uzmanlarıyla iç içelerdir. Ama en nihayetinde endüstriyel tasarım ekonomik bir faaliyettir. Yani sizin endüstriyel olarak bizim yarattığımız ve bir marka altında piyasaya sürülecek her ürünün mutlaka ve mutlaka bir kullanıcı, dolayısıyla bir tüketiciyi bulması gerekir. Birilerinin de o ürüne sahip olması için ona bir para vermeleri gerekir. Bu parayı vermeye de niyet etmeleri gerekir. Tüm bunlar nihayetinde bir ürün veya hizmetin son kullanıcılar için sağladığı genel kalıcı değer ve deneyime kadar uzanır diyoruz. Peki şimdi burada yine sizlerden birazcık daha böyle artık bence egzersizleri yaptık, ısındık. Karşılıklı konuşmakta bir problem olmadığını gördünüz herhalde. Bizden korkacak bir şey yok. Hangi eşyaları seviyorsunuz? Hangi objeleri seviyorsunuz? En çok sevdiklerinizle başlayabilirsiniz. Cep telefonu hariç. Ve hangi objelerden nefret ediyorsunuz? Gelin birazcık böyle obje ve eşya dağarcığımızın neler olduğuna dair burada bir şeyler duyalım. Mesela ben kendim başlayabilirim. Sonra Güler Hoca'ya verebilirim sözü. Ben kalemleri çok seviyorum. En sevdiğim nesneler.
kalem ve defter koleksiyonum var. Çünkü yazmayı çocukluğumdan beri çok çok seviyorum. Hala giderim, kalemlerin yüzeylerini elliyorum, ağırlıklarına bakıyorum, ergonomilerine bakıyorum. Benim çocukluğumdan beri parmağımda çok yazmaktan böyle orası şişti. Bizim nesiller öyle. Çünkü ergonomik kalemler yoktu biz ilkokula giderken. Şimdi bakıyorum o kalemlerde ergonomik değişiklikler olmuş mu? Vücutlarımızda iz bırakacaklar mı yeni nesillerde diye. Benim mesela çok sevdiklerim bu. En sevmediğimi söylüyorum, ütü masası. Hayatta ütü masası kadar beni yoran, ağır, bir yere konması dert, açması dert, kapatması dert. Zaten ütüleme yani nasıl bir ihtiyaç, onu da çok sorguladığım bir şey. Ben mesela böyle başlayabilirim. Sizler de düşünün, hemen ellerinizi kaldırın. O arada Güler Hoca belki bizimle paylaşmak ister bir şeyler. Ben de sanırım hareket eden ürünleri seviyorum. Yani bir şekilde etkileşime girdim. Yani şu an mesela şöyle bir etrafıma baktığımda temizlik robotum benim favori ürünüm. Yani böyle evimizin bir bireyi gibi oldu. Ben onu söyleyebilirim. Peki, sevmediklerin hocam, nefret ettiklerin? Sevmediklerim, köşeli ürünleri sevmiyorum. Sanırım köşeli mobilyalar diyebilirim. Peki, başka? Söz almak isteyenler? Söz almak isteyenler elini kaldırabilirler. Sesini açıyoruz hemen. El kaldır butonuna tıklayabilirsiniz. En sevdikleriniz, sırt çantalarınız, ayakkabılarınız, saç tokalarınız, müzik setleriniz, mobilyalarınız, aydınlatma elemanları, lambalar, gözlükler. Evet, Defne'yi gördüm ben. Ya biraz tuhaf olacak ama ben kutuları çok seviyorum. Böyle. Aa ne güzel. Niye tuhaf olsun ya? Kutu koleksiyonu yapmış bir insana söylüyorsun bunu. Şu an odamda böyle 13-14 tane kutu var. Böyle evin içine geçebilen, böyle bir şeyleri saklayabileceğin şekilli kutuları ben çok seviyorum. Ayakkabı kutularının hiçbirini atmam mesela. Enteresan. Kutulardan birçok şey yapılabiliyor. Güzel. Onları sonra değerlendirmek üzere mi? Yoksa böyle hoşuna giden... Böyle sana lezzetli gelen böyle tatlı kıvrımları, yüzeyleri, renkleri falan olduğu için mi? Yani ikisi de hem kullanılabiliyor her şey için. Böyle bir şeyleri yani kutuları kesip birleştirip bir şeyler yapabiliyorsun. İşte bir şeyleri saklayabiliyorsun. Birine hediye vereceksen kullanabiliyorsun. Veya işte o kırımları, o şeyleri falan değişik şekilli kutular da benim çok hoşuma gidiyor. Harika. Bunda hiçbir tuhaflık yok. Bak biz tasarımcılar tamamen bu bir obsesyon, böyle bir saplantı halinde eşyalara bakarız biz sürekli. Paşa Bahçeli. Bu arada el kaldıran arkadaşlara onay veriyorum. Oraya tıklamanız yeterli olacak. Maya şimdi sana bir yetki vereceğim. Onu okeylersen sesin tamam. Açılacak. Defne'nin söyleyecekleri bitmiş miydi? Tamam. Defne bitti mi senin söylemek istediklerin? Maya var, Giray var, Zeynep var. Şimdi hepinize ses açma yetkisi veriyorum. Maya, Zeynep ve Giray sırayla konuşabilirsiniz. Maya ile başlayalım. Teşekkürler. Ben boyalarımı seviyorum resim yaparken. Onlar çok güzel oluyor. Kirleniyorsun bir de çok. Elimin kömür olmasını falan çok seviyorum boya sonucu. Ben de sanırım Güler Hoca gibi köşeli mobilyaları hiç sevmiyorum. Çünkü kafamı yarmıştım falan var. Ya evet. Yani şöyle bir şey var. Her tasarım iyi tasarım değildir. Yani bunları piyasada buluyor olmamız, bunları satın alıyor olmamız, özellikle maalesef Türkiye gibi daha tam böyle endüstrileşmenin tadına doymuş bir maalesef toplum değiliz. O yüzden de kötü tasarım diye bir şey var. Zannetmeyin ki piyasadaki her şey çok ama çok iyi. Kötü tasarım var, iyi tasarım var. Biz ona good design diye ayrıştırıyoruz. Ve de şöyle bir söz var. İyi tasarım insan hakkıdır. Yani herkesin iyi, kaliteli ve iyi bir tasarımcı tarafından sağlıklı bir tasarım süreci sonunda tasarlanmış nesnelerle, eşyalarla hayatını geçirmesi bir insanlık hakkıdır. O yüzden bunu da buradan söylemiş olalım. Zeynep, Giray, Meryem, Begüm. Zeynep açabilirsin sesini. Önce sen söyle. Bir de onun yanında kamera düğmesi var. Bir de ona bassan Zeynep ne güzel olur. Geliyor Zeynep sesini. Hocam duyuyor musun? Duyuyoruz seni. Ha? Evet. Şimdi duyamıyoruz ama. Hocam ben bardak tasarımlarını çok seviyorum. Aa, enteresan.
Araba tasarımı yapmak istiyorum eğer endüstriyel tasarım okumaya. Ya ben endüstriyel tasarım istiyorum zaten. O yüzden bunu görünce çok mutlu oldum. Harika. Ben araba tasarımı yapmak istiyorum. Yani böyle yuvarlak ve hani keskin olmayan şeyleri seviyorum. Arabalarda mesela böyle. Nasıl anlatabilirim? Böyle kavisli gibi. Citroen'in yeni bir Silverstone. arabası çıktı, onu gördün mü? Elektrikli bir arabası var, Ami diye. Görmedim. Görmedin mi? Gir bak, şimdi Türkiye piyasasına da girdi. Ehliyet sahibi olmaya gerek yok. 16 yaşın üstündeki herkes kullanabiliyor. Enteresan bir araba. Görmeni tavsiye ederim. Olur hocam. Strand. Tamam. Citroen Ami. Tamam. Bir de ben tokaları böyle geniş hani büyük tokalar var ya öyle tokaları ellemeyi çok seviyorum. Yapıları bana çok hoş geliyor. Biçimsel mi? Böyle gözüne mi hoş geliyorlar? Evet. Okay, tamam. Bu çok önemli bir şey. Teşekkürler hocam. Biz teşekkür ederiz. Başka? Giray Begüm. Giray sana ses açma yetkisi veriyorum şu anda. Evet, şu an geliyor sesin konuşursan. Ben de bilgisayar parçaların tasarımlarını seviyorum. Yani eskiden bayağı ilgi duyuyordum da şu an yani piyasa biraz uçunca bıraktım yavaş yavaş araştırmayı. Böyle bir hobin var mı? Küçük böyle robotlar falan bir şeyler yapıyor musun? Yok yani daha çok Blender'la falan uğraşıyorum ben. 3D çizimle, tasarımla. Orada Güzel. kendim projeler yapmaya çalışıyorum. İşte Udemy'den falan bir kurs almıştım. YouTube'dan falan kanalları izlerim. O şekilde. Yani endüstriyel tasarımın daha çok program kısmını geliştirmek istiyorum ileride. Yani endüstriyel tasarım programlarına odaklanıp oradan ne katabilirim diye düşünüyorum. Mesela endüstriyel tasarımla fiziği birleştirip oradan hani tasarımları denemek programlarda onun gibi projeler aklıma gelmişti. Üniversitede falan onlara odaklanacağımı düşünüyorum. Evet tabii bayağı büyük AR VR teknolojileriyle artık simülasyon ortamlarında birçok mesela aracın gerecin kullanımı ile ilgili kullanıcı deneyimi feedbackleri diyoruz onlara. Bir kere biz yaptığımız, önerdiğimiz ürünleri anlatacağız birazdan. Mutlaka test ediyoruz. Dolayısıyla o test etme kısmında bunlar çok değerli ve önemli oluyorlar. Bir de ister istemez tabii dijital arayüzler var artık hayatımızda. Onun için endüstriyel tasarım her zaman canlı kalacak. Test etmek için kullandığınız programlar hangi programlar ona genellikle? Çok çeşitli. Yani otomobilde başka şeyler kullanılıyor, fiziksel ürünlerde başka şeyler kullanılıyor, eğitim amaçlı farklı farklı programlar kullanılıyor. O başka bir uzmanlık alanı. Teşekkür ederim. Biz oradan geri besleme alıyoruz. Ama mesela işte eyeball tracking diye bir sistem var. O mesela kullanıcıların göz bebeklerini takip ederek gözlerinin bir ürünün ilk önce hangi kumandasına gittiğini ölçen bir sistem var ve mesela burada işte kullanıcılar teste tabi tutuyorlar diyorlar laboratuvarlarda. Tabii ki kendi rızalarıyla oluyor. Ve orada işte bir ürünün ilk önce hangi düğmesinden başlıyor gözüyle taramaya ve ilk önce hangi kumandaya gidiyor. Mesela bu kumandalarla ilgili ergonomi araştırmalarında bu yöntemler kullanılıyor. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki, rica ederim. Bir soru daha alalım. Vaktimizi şey kullanalım, ekonomik Elif kullanalım. Naz'a söz vermiştik. Dilerseniz Begüm'le devam edelim. Evet, Elif Naz bize Begüm küsmezse öyle yapalım. onaylarsan, evet. Begüm şu an sesini açabilirsin. Evet. Teşekkürler. Rica ederim. Ben neden bilmiyorum da herhangi bir müzik aleti ki özellikle gitarlar veya piyano oluyor görünümleri çok hoş bir şey uyandırıyor. Bir de sanırım kokularından dolayı mumlar. Ne güzel. Evet, tasarımın böyle duyumsal bir tarafı var. Çünkü mesela bazı eşyalar vardır bize gel böyle beni üzerinde böyle ellerini gezdir der. Haptik bazı özellikleri var. Kiminin sesiyle ilgili mesela bize bir şeyler söylüyorlar. Kiminin kokusu mesela otomobil tasarımında araçların içinin kokularını tasarlayanlar var biliyor musunuz? İçindeki malzemeleri, tekstillerine göre. Çünkü kapıyı açtığınızda içeri girdiğinizdeki sizdeki ilk etki onların kokuları üzerinden oluyor. Dolayısıyla hani sadece mum değil belki ama her malzeme yaşayan olduğu için yani yaşayan aslında organizmalar hepsi bütün malzemeler ve malzemelerin kokusu vardır. O yüzden bunlar da tasarımın bileşenleri, tamamen duyumsal bileşenleri. Yani tasarım sadece ve sadece mekanik bir
deneyim ortamı değildir. Aynı zamanda da bizim bütün beş duyumuza ve bütün bu duyuların neredeyse karışık olduğu, daha duygusal, böyle daha karmaşık yerlere doğru giden bir deneyim ortamıdır. Teşekkürler. Şimdi böyle belki herkes kendi kafasında biraz nedenselliklerine dair bir şeyler düşünme fırsatı elde ettiler. Şimdi etrafımızdaki her eşya, her nesne, benim etrafımda da bir sürü eşya ve nesne var. Bazıları çok eski, bazıları çok yeni. Bu nesnelerin hepsi bir yerlerde, günün birinde birileri tarafından, yani onların çoğu tasarımcılar tarafından tasarlandı. Ve tasarlanırlarken de belli bir kullanıcı ve işlev göz önünde bulunduruldu. Yani işlevden kastımız şu: ne işe yarar? Bir sandalye üzerine oturup bedenimizin ağırlığını bir düzleme yaslayarak rahatlamak içindir aslına bakarsanız. İşte bir su bardağı içinde belli bir miktarda sıvıyı tutmak için ve bunu bedenimizdeki ağzımızla ilişkili bir şekilde suyu güvenli ve sağlıklı bir şekilde içmemizi sağlayan bir haznedir. Şimdi aynı şeyin bir de şişe versiyonu var, değil mi? Bir de şişe. Bu da aslında bu suyu bize satışını mümkün kılıyor. Çünkü su dediğimiz şey aslında bir yeraltı kaynağı. Biz onu gidip her dağ susadığımızda bir dağ çıkıp gidip oraya ağzımızı su koyup oradan bir şey içemeyeceğimize göre bir takım böyle arada nesnelere ihtiyaç duyuyoruz. Dolayısıyla bir kullanıcı kesin, bir de işlev mutlaka göz önünde bulundurulmuştur. Tasarım günlük yaşamımızın kalitesini arttırır. Hem bizi fiziksel olarak kendi yapamadığımız, bedenimizin sınırları var, öyle değil mi? Bir süre ayakta durabiliyoruz. Bir süre sonra konforlu bir şekilde uyumaya ihtiyacımız var. Biyolojik ihtiyaçlarımız var. Biyolojik ihtiyaçlarımız olduğu gibi bir de bu biyolojik ihtiyaçlarımızın içine gündelik hayatımızı idame ettirdiğimiz sistemler var. Hepimiz bir kent ölçeğinde yaşıyoruz. Kentin içinde bir varlık gösteriyoruz. Öğrencilik hayatımız var, birilerinin çocuğuyuz, bir zamanlar bir bebek olduk, bir zamanlar bir ilkokul öğrencisi olduk. Kimimiz mesleklerimizi yapmak için bir takım alet edevata ihtiyaç duyuyoruz. Diş hekimleri, yani diş hekimliği mesela maksimum endüstriyel ürünlere ihtiyaç duyan bir profesyonel ortamdır. Şimdi böyle düşündüğünüzde de gündelik hayatımızda birçok şeyi yapabilmek için kullandıklarımızla hayatımızın kalitesini arttıran eşyalarla çevriliyiz. Şimdi etrafa dikkatlice baktığınızda tasarımın her yerde olduğunu göreceksiniz. Bu enteresan bir üründür. Bizim mesleğimizin adını koyan Raymond Loewy diye Amerikalı bir göçmen tasarımcı var. 1940'lar 50'lerde ilk defa Amerika'da endüstriyel tasarım mesleğinin profesyonel ismini biz Raymond Loewy tarafından tariflendiğini görüyoruz. Ve de Raymond Loewy çok ama çok yönlü bir tasarımcı. Hem gelecek için tasarımlar yapıyor, fütüristik diyoruz ona. Yani insanoğlu nasıl uzaya gider diye roketler tasarlıyor, çiziyor. Çünkü aynı zamanda bir mühendis. Lokomotifler çiziyor, motosikletler çiziyor, tasarlıyor. Müzik setleri çiziyor, tasarlıyor. Ama aynı zamanda da Coca-Cola gibi bugün hayatımıza giren ve varlığı neredeyse hiç sorgulamadığımız, bunlara tüketim nesneleri diyoruz. Yani bunlar consumer goods aslında. Bir markayla hayatımızda bir tüketici performansı gösteriyorlar. Bu bir ambalaj. Beraberinde bir kurumsal kimliği de var, değil mi? İşte bununla ilgili bir sürü rivayetler var. İşte tombul bir kadını taklit etmişti vesaire filan. Coca-Cola aslında ilk önce bir mide ilacı olarak ortaya çıkıyor. Arkasından da gündelik, bugün neredeyse su gibi herkesin evine çok rahatlıkla giren çıkan, hani üzerine çok spekülasyonların da olduğu inanılmaz geniş spektrumlu, dünyanın her yerinde bulabildiğiniz, tadının dünyanın her yerinde aynı olan bir içecek. Bunun ambalajı, rengi, biçimi, kullanım hikayesi, markası ve bu Coca-Cola'ya baktığınız zaman bu şişenin size nasıl bir lezzet verebileceğine dair aslında birçok şeyi de üzerinden okuyabiliyoruz. Evet, gündelik hayatımızda ben artık bu nesnelere telefon demeyi çok doğru bulmuyorum. Hani bunlar akıllı bir takım iletişim nesneleri ama bunlar artık cep telefonu değiller. Hani biz cep telefonunun da ilk örneklerini gören bir nesil olarak onlar gerçekten eskiden telefonlardı. Şimdi bunların içinde her şey var. Yani neredeyse kan basıncı bile ölçebiliyorlar. Neredeyse birer medikal
teşhis cihazı olarak kullanabiliyoruz, fotoğraf makinesi olarak kullanabiliyoruz. Bunlar uçak bileti olabiliyorlar, otobüs bileti olabiliyorlar, fotoğraf albümü olabiliyorlar. İçinde dijital dünyanın olduğu ve burada bir sürü dijital arayüzler de var. Bunlara UX ve UI diyoruz, kullanıcı deneyimi ve kullanıcı arayüzü diye. Burada gördüğünüz grafiklerden tutun seslere kadar, işte Siri'ye bir şey söyleyeceksin, Siri sana cevap verecek. Bütün bunların tamamı bütüncül bir tasarım hikayesi. Alet edevatlar, gül budayacaksanız başka bir makasla bunu yapıyorsunuz. Tırnak kesecekseniz bunu başka bir makasla yapıyorsunuz. Birisinin bademciğini alacaksanız bunu başka bir makasla yapıyorsunuz. Kağıt keseceksiniz bunu başka bir makasla yapıyorsunuz. Kumaş keseceksiniz bunu başka bir makasla yapıyorsunuz. Yani tek başına sadece bir tane bile makas yok. Eğer kamptaysanız cebinizden bir çakının içinden bir makas çıkartıyorsanız onun görüntüsü, onun biçimi, onun işlevi, onun malzemesi bu gördüğünüzden farklı. Dolayısıyla bıçak, çatal, ayakkabı gibi farklı kullanım alanlarında, hani hep dedik ya bir kullanıcı bir işlev. Evet, makas belki kesme işlemini gerçekleştirmek için ama hani makarnayı keserken başka türlü kesiyorsunuz, böreği, tavuğu keserken başka kesiyorsunuz. Kağıdı, kağıdın kalınlığına göre, tekstili, bir yaprağı, bir gül dalını keserken başka başka kullanım hikayelerimiz var. O yüzden de etrafımız çeşitlerce, onlarca ismi aynı olan, işlevi aynı olan ama kullanım ortamına ve kullanıcısına göre çeşitlilik gösteren ürünlerle dolu. Mesela bu bir aydınlatma elemanı. Bu yine tasarım tarihinden, özellikle İskandinav tasarım kültürü çok önemli. Oradan hayatımıza girmiş bir aydınlatma elemanı. Bugün mesela aydınlatmanın, ışığın şiddetinin, renginin biyolojimize kadar çok ciddi etkileri var. Pandemide bunu çok çok daha yoğun bir şekilde yaşadık. Gün ışığının olmadığı yerde bunlara yapay ışık diyoruz. Tamamen elektrik enerjisiyle bize gündelik hayatımızda işte gözümüzü, irisimizi yakmadan ışığı bile, yani mini minnacık bir pırlantayı bir madenin üzerine mıhlayacaksanız başka türden bir ışık kullanıyorsunuz. Bir diş hekiminin ağzınıza bakarken kullandığı ışık başka. Bir madencinin kasketinin üstünde, kaskının üzerinde maden arama ortamında kullandığı bir aydınlatma bambaşka. Yine gördüğünüz gibi farklı kullanım alanları, farklı kullanıcılar ve dolayısıyla farklı eşyalardan bahsedebiliyoruz. Kamusal alan diyoruz. Kamu, yani hepimizin ortak kullandığı alanlar. Kent içindeki bizlere, bireylere, vatandaşlara ve toplumlara ait olan bütün eşyalar ve nesneler. Çöp kutularından çöp konteynerlerine, oturma bilimlerinden bu gördüğünüz kent mobilyası diyoruz bunlara. Park ve bahçelere çıktığınızda işte kaykay boardlarından çöp kutularına, işte sokak aydınlatmalarından sokaktaki domestik hayvanlara kadar uzanan birçok hizmet nesnesi ve eşyası da birer endüstriyel tasarım. Burada kültürel ürünler var. Bu bir yerli ürün. Belki bazılarınız görmüştür. Bu bir kahve çekirdeği öğütme makinesi. Arzum bir Türk markası. Okka onun bir Türk kahvesiyle ilgili bir seri ürünü tasarladığı bir marka. Bugün artık bu mesela bir dijital rendering de olabilir. Bu gerçek ürün de olabilir. Yani biz tasarlarken hem çiziyoruz hem hayal ediyoruz. Bitmiş ürünleri hayal ediyoruz. Ama artık o kadar fotogerçekçi bizim görselleştirme tekniklerimiz var ki bunlar neredeyse bitmiş bir ürünün kendileri gibi olabiliyorlar. Bu benim eski bir öğrencim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde iyi bir tasarım okulunun bölüm başkanı da oldu. Çok iyi bir kendisine tasarım kariyeri yaptı. Bilgenur Saltık'ın mesela op vases dediği. İçine bir tanecik dalı koyuyorsun ve bu camın üzerindeki optik etkiyle o çiçeğin görüntüsünü çoğaltabiliyorsun. Burada hem bir taraftan malzemenin sınırlarını zorlayan bir tavır var. Hem de o alışık olduğumuz ezbere bildiğimiz vazolara benzemeyen bir vazo tasarımı var. Bu bir rende, özellikle mutfak eşyaları, yemek yaparkenki gastronomi kültürü, burada kültürel farklılıklar çok önemli. İşte İtalyan kültüründe makarna çok önemli. Makarnanın üzerine mutlaka işte parmesan peyniri konuyor. Bunun bir miktarı var, o peynirin bir sertliği var. O peynirin rendelendiği zaman üzerine böyle incecik şerit şerit akmasıyla ilgili bir sürü hikayesi var. Bunu işte restoranda yapıyorsanız ayrı, evde yapıyorsanız ayrı, sanayi tipi bir mutfakta yapıyorsanız ayrı.
Oysa ki rendelediğimiz şeyler çok çeşitli. Domates de rendeleyebiliriz, sarımsak da rendeleyebiliriz, peynir de rendeleyebiliriz. O yüzden yine burada vurguyu ortama ve kullanıcı profiline göre değiştiğini söylemek istiyorum. Bu son zamanlarda Türkiye'de de hayatımıza çok giren, fiyatlarda da bayağı Türkiye piyasasını alt üst eden Dyson elektrikli süpürge. Dyson yepyeni bir teknolojinin kapısını açtı. Bir inovasyon devi kendisi. Dyson'ın kendisi, ismi neydi? Sir bir şey Dyson. Richard mı? Dyson ismini hatırlamıyorum ama bunu tasarlayan mühendisin kendi ismiyle markalaştığı bir ürün bu. Ve de İngiliz Kraliyet ailesi tarafından da Sir unvanı verildi. Çünkü dünyadaki inovasyon ezberini bozan yepyeni teknolojilerle yepyeni nesil ürünler tasarladılar. Bu mesela birikimlerini aynı zamanda saç kurutma makinelerine taşıdılar, havalandırma cihazlarına taşıdılar. O yüzden yüksek teknoloji ürünler, dronelar, yeni nesil ulaşım araçları, bunların hepsi birer endüstriyel tasarım. Şimdi biz bu ürünün ne olduğunu sormayı çok seviyoruz. Bu ürünle ilgili tahminlerinizi alayım. Hemen çok hızlıca bir iki kişiden alalım, eller kalksın. İlk kaldıranların sesini açacağım tekrardan. Bir atış hakkınız var. Elif Naz. Bana. Özün su istemişti. Özün açabilirsin sesini şu anda. Onu görüyorum. Başka var mı? Tuana var. Elif Naz var. Elif sana da yetki veriyorum. Açabilirsin. Tuana sana da verdim. Sırayla söyle konuşabilirsin. Tabii. Söyle. Hava nemlendirici değil mi? Ne? Duyamadım. Hava nemlendirici. Hava nemlendirici. Birinci atış. Tuana. Duyalım devamını. Tuana. Ben de air fryer olarak düşündüm ama. Evet, bir de öyle bir nesnemiz var, air fryer. Air fryer diyen oldu. Artın. Hava. Hocam hoparlör. Tanıyor musun? Evet hocam. Hay Allah. Tamam, güzel. Evet, bilen oldu. Sen ne diyecektin? Zeynep senin de sesin. Hocam ben de hoparlör diyecektim. Markayı tanıyorsunuz çünkü değil mi? Arkadan evet, meyvelendik. Ses kapandı muhtemelen oradan. Tamam, okey, sorun değil. Evet, yani Harman Kardon markasını bilenler tabii ki hemen ne olduğunu anlayacaklardır. Bu bir hoparlör, bu bir speaker. Dolayısıyla hani speaker dediğiniz şeyin artık hani dijital bir nesnenin bir kara kutu olması, bir dikdörtgen prizma olması zorunluluğu ortadan kalktı. Nesnelerin biçimleri, kendi biçimleri, kendi malzemeleri ve bizim ezberimizin dışındaki her şeye benzeme olasılıkları var. Ve bütün bunlar da tasarımcılar aracılığıyla var oluyorlar. Ulaşım araçları, aklınıza gelecek havada, karada, denizde yüzen, yürüyen, tırmanan fünikülerlerden tutun da işte bu yeni nesil scooterlar. O scooterlar mesela bütün scooter'ın sisteminin kendisi de bir ürün tasarımı, hizmet tasarımının bir parçası. Yeni nesil otomobiller, konsept arabalar. Bununla bunun arasında bu otomobil arasında bir fark var. Bu gördüğünüz bir konsept otomobil. Yani yeni nesil teknolojilerin yeni kullanıcı profillerinin ortaya atıldığı ve üzerine aslında çok tartışmaların açıldığı bir takım yeni nesil girişimler bunlar. Bunların yarın piyasada olma ihtimalleri yok. Ama geleceğin arabalarının neye benzeyeceğini bize 3 aşağı 5 yukarı söylüyorlar. İşte yeni nesilde elektrikli motorlar var. Elektrik motorlarıyla yeni nesil araçlar var. Bu da mesela yine tasarım tarihinde önemli bir sandalye. Bunun üzerinde 3 tane tasarım tarihini etkilemiş 3 mobilyanın, 3 sandalyenin üst üste getirilip bir silüetinin bu biçimi ortaya koyduğunu görüyoruz. Bunun tasarımcısı da mesela, bunlara işte yıldız tasarımcılar diyoruz. Philip Stark neredeyse 40 yıldır tasarım dünyasını sarsan bir isim. Bisikletler, ulaşım araçları, bireysel ulaşım araçları, bunların tamamı birer endüstriyel ürün. Bunun ne olduğunu tahmin edeniniz var mı? Söz almak isteyen var mı? Evet, el kaldırabilir söz almak isteyen. Okey, devam edelim, sorun yok. Bu da mesela yine endüstriyel tasarım tarihini, bugün özellikle Apple'ın, yani Macintosh ürünlerinin, Apple ürünlerinin kimliğini
oluşturan bir design klasiği Brown'un radyolarından bir tanesi. Bunlar da yine 50 yıllık aralıklarla hayatımıza şekil veriyorlar. Bu Güler'in en sevdiği arkadaşı. Yeni nesil robotlar. Bu robotlarla ilgili bir sürü komik videolar da var etrafta. Dolayısıyla hani iyi bir şeyler mi, kötü bir şeyler mi hayatımıza getirdikleri kadar götürdükleri de oluyor. Bir sürü komik hikayeler de yaşanıyor. Yeni her şeyin böyle bir sonucu vardır. Hayatımıza giren her yeni şey bir şeylere çözüm bulduğu gibi başka bir takım problemleri de beraberinde getirebilir. Scooterlar, elektrikli scooterlar, paylaşımdaki elektrikli scooterlar, bireysel elektrikli scooterlar. Mesela bu elektrikli scooterların aslında hayatımıza çok ama çok büyük çevreye duyarlılıkları açısından katkıları olması beklenirken, ben şu anda İstanbul'un her köşesinde küfür gibi yerlere saçılmış, birilerinin nefret edip önümü kapatıyor, yolumu kapatıyor, penceremin önüne koydun, buraya koyma scooterını, scooter savaşları, böyle yaya kaldırımlarını işgal etmiş böyle bir takım paylaşımlı scooterların olduğu günleri gördük. Her seferinde bir yenilik beraberinde bir problemler serisini de getirecek. Yeni regülasyonlar gelecek, yeni ürünler çıkacak. Dolayısıyla hayatlarımız aslında her zaman tasarımla çevreli olacak. Şimdi bu gördükleriniz endüstriyel tasarım örneklerinden sadece bazılarıydı. Biz sizin böyle birazcık zihninizi karıncalandırmak istedik. Soruları olanlar var mı? Zeynep sanırım el kaldırdı. Hemen sesini açıyorum. Zeynep'ciğim sesini açabilirsin. Hocam şey sormak istiyorum. Sizce algısı çok olan bir ürünü yeni bir şey eklemek mi daha zor, yoksa hiç olmayan bir ürünü sıfırdan tasarlamak mı? Algısı çoktan kasta ne? Bir örnek verebilir misin? Hocam yani toplumun o şekilde artık hani alıştığı bir şey. Ya mesela çok işlevi olan ürünler mi? Cep telefonu gibi. Evet. Hı-hı. Öyle bir ürünü mü tasarlamak daha zor? Sıfırdan bir ürünü mü tasarlamak daha zor? Bence var olan bir ürüne, yani bu benim çok kişisel cevabım tabii. Hani bununla ilgili birden fazla cevap olabilir. Şöyle, şimdi yeni bir ürün, yani daha önce hiç yapılmamış bir ürün hayatımıza girecekse çok büyük bir ihtimalle bir ihtiyaç vardır. Dolayısıyla o ihtiyacı gözlemleyen birileri olacaktır. O yüzden de o ihtiyacı gözlemledikten sonra yeni bir ürünü hayata sokmak, yani kabul alması zor. Hani yeni bir ürünü hayatımıza sokabilirler ama biz onu ne kadar kabul ederiz, orası zor kısmı. Ama tasarlama kısmı o kadar zor değildir. Ama diğer taraftan da şimdi bugün bakacak olursan cep telefonlarında artık yenilik neredeyse tükendi gibi. Öyle değil mi? En son ne yaptılar? Evet. İşte kenarlarını böyle yapmışlardı. Edge'ler vardı Samsung'da. İşte gitti şimdi Samsung Flip ekranlar katlanabilir oldu. Ama o katlanabilirlik gerçekten hayatımıza bir kolaylık getiriyor mu, getirmiyor mu? Bütün bunların hepsi hani geçici hevesler gibi. O yüzden de çok doygunluğa ulaşmış. Yani artık her türlü işlevi yapan bir ürüne bence yepyeni bir şeyi katmak bence çok daha zor. Bence de. Birazcık daha tükenmiş olduğu için zor diye düşünüyorum. Bilmiyorum, belki Güler Hoca'nın farklı ekleyecekleri vardır. Ben size katılıyorum hocam. Bir de zaten buradan sonra ben devam edeceğim sunuma. Orada tasarım süreci adımlarını anlatacağım. Aslında biz temel olarak hani aynı adımları takip edeceğiz. Belki kendisi de karar verebilir gördükten sonra. Süper. Peki o zaman adımlarla devam edelim mi? Tamam. Ben ekran ben geçiyorum hocam. Ha, tamam. Buradan ben devam edebilirim. Hani tamam, atlarsan hocam. Sen şey yaparsın. Aha. Tamam. Şöyle aslında siz de uygulama kısmında bir kahraman için ürün tasarlayacağınız için ben yine böyle bir kullanıcı üzerinden örneklemek istiyorum süreci. Örneğin bizim ilk adımımız problem tanımlama. Burada diyelim ki işte bizim yaşta bir kullanıcımız var ve onun da bir mutfak ürününe diyelim mutfak robotuna ihtiyacı var. Onun için bir mutfak robotu tasarlayacağız. Buradan sonraki aşamada önce bir araştırma yapıyoruz ki kullanıcının ihtiyaçlarının ne olduğunu anlayabilelim. Bu araştırmanızda kullanıcıyı doğal ortamında, ev ortamında gözlemleyebilirsiniz, görüşebilirsiniz, interview yapabilirsiniz, anket yapabilirsiniz. Bunun yanında piyasada olan ürünleri araştırabilirsiniz. Örneğin işte iyi ürün neden iyi, kötü ürün neden kötü? Belki iyi ürünün bazı özellikleri sizin tasarımınızda ilham olacak ve onlar sizin de tasarımınızın doğruları olacak. Bu araştırmalarınızı yapıp kullanıcının ihtiyaçlarının neler olduğunu belirledikten sonra fikir üretmeye geçiyoruz ama bu da tabii ki bizim tasarımcı tool'larımızla yaptığımız bir şey. Yani ellerimiz çalışıyor. Yani burada çizim kalemi, çizim defteri kullanıyoruz. Artık işte
teknolojiden faydalanarak tablet kullanıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz. Ya da işte mock-up'lar, maketler, maket malzemeleri. Burada şimdi fikrimizi aslında biraz da kendimize anlattık. Fikirlerimizi ürettik olabildiğince. Geliştirme kısmında da bu fikirlerden hangileri kullanıcının ihtiyacına daha fazla hitap edebiliyor, daha üretilebilir, daha yenilikçi. Bunları seçip daha kötü fikirleri eliyoruz ve geliştireceğimiz fikirler üzerine odaklanıyoruz. Buradan sonra da görselleştirme kısmında az önce bir arkadaşımız bahsetmişti tasarım programlarıyla iç içe olduğundan. Aslında üç boyutlu modelleme programları kullanıyoruz. İşte hani doğru malzemeyi atayarak doğru ışıkta, doğru açıdan ürünü nasıl daha iyi şekilde anlatacaksak o yöntemlerle görselleştiriyoruz. En sonunda aslında eğer endüstriyel tasarım öğrencisiyseniz hocalarınıza, mezunsanız danışan müşterinize ya da işte patronunuza bu fikri sunuyorsunuz ki çünkü bu fikrin neden bu kullanıcının ihtiyacına hitap eden en iyi ürün olduğunu ikna ederek açıklayabilin. Şimdi biz bu aşamaları çok da eğlenceli bir videoyla aslında anlatıyoruz. Bakalım siz takip edebilecek misiniz? Hangi adımda işte bu kahramanımız hangi stepleri izliyor? Şimdi bir ses denemesi yapalım. Tamam. Geliyor mu ses? Geliyor.
Evet, sorular var mı bu noktada? Burada biraz tabii tartışacağımız şeyler de var ama vaktimizi tasarım için kullanalım istiyoruz. Biz böyle hani artık sizden tasarım alacağımız şeye geldik, evreye geldik. Sorularınız var mı ya da bu izlediğiniz video ile ilgili söylemek istedikleriniz, paylaşmak istedikleriniz varsa çok hızlı böyle birkaç dakika ayırabiliriz. Evet, el kaldırabilirsiniz yine. Belki ben hani ufak bir şeyler söyleyebilirim. Hani videoyu izleyenler için hani başından problem aslında hani beceriksiz bir kaykay sürmeyi bilmeyen, yani kaykaya binmeyi bilmeyen bir tipsiz bir delikanlı var gibi gözüküyor. Ama arkasından Şevval de geldi. Şevval söz alabilirsin. Merhaba, ben bir şey soracaktım. Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor canım, geliyor. Ben hani mühendislik bölümleri hakkında hani çok fazla karıştırıyorum. Hangisi hangi işimi yapıyor vesaire diye. Soracağım soru da mekanik tasarım, işte endüstriyel tasarım, mühendislik arasındaki farklar hani tam olarak ne? Yani bir endüstriyel tasarım okuyan birisi işte mekanik mühendisi kadar bir mekanik hakkında bilgi sahibi olmak zorunda mı? Bunu soracaktım. Yani bu farkları ne acaba bu mesleklerin? Şöyle yani bir mekatronik mühendisi ya da hani mekanik tasarım yapan birisi kadar bilgi sahibi olmak zorunda değilsin. Ama mekanik bileşenlere ilgin varsa mesela bizim ürün otopsisi diye bir dersimiz var. Oradaki hocamız bir endüstriyel tasarımcı. Ama hani kendi uzmanlığı, merak alanı, hobisi çoğunlukla taşıtlar ve parçalar olduğu için neredeyse bir mekanik tasarımcı kadar parçalardan, bileşenlerden ve mekanik strüktürel ürünlerle ilgili bilgisi var. Dolayısıyla aslında neredeyse uzman sayılabilir. Yani uzmanlık alanı tamamen tasarımcıların, kişilerin kendi odaklarıyla belirleniyor. Ama biz destek alırız. Yani biz mühendislerle birlikte çalışırız. Bazen mühendislerin olmadığı, o bu olmaz dedikleri şeylere biz hayır böyle olur deyip fikir yürütebiliriz. Endüstriyel tasarımcılar hani buradaki videoda da göstermek istediği aslında biz insan odaklı, her şey bizden sorulur. Yani mühendislikler insanla ilgili bir şey yapmak zorunda değiller. Yani elektronik mühendisliği sadece devreleri tasarlayabilir. Ama bu bileşenin, bitmiş ürünün üzerindeki insan etkileşimiyle olan kısımlarla ilgili herhangi bir görüşe sahip olmak durumunda değillerdir. Mesela bizim Yaratıcı Endüstriler Platformu diye öğrenci projelerine fon verdiğimiz, para verdiğimiz bir girişimimiz var. Oraya bazen böyle farklı mühendisliklerden öğrenciler bir araya geliyorlar ve mesela işte su üzerinde yüzeysel olarak su üzerindeki atıkları temizleme aracı tasarlıyorlar. Şimdi devrelerini tasarlamışlar, mekanik prensiplerine hakimler falan. Sonra ben diyorum ki arkadaşlar şu ürünü bir görebilir miyiz diyorum. Ürün hiçbir şeye benzemiyor. Çünkü işte neresinden doldurulacak, neresinden boşaltılacak, neresine basılacak, bunu gören onun ne yaptığını nasıl anlayacak? İnsanla etkileşimi olan her şey sadece ve sadece endüstriyel tasarımcıların uzmanlık alanında. Ama biz bütün bu meslek alanlarıyla iç içeyiz. Bize mühendisliklerden gelip yan dal, çift ana dal yapan öğrenciler var. Mekatronik mühendisliğiyle çok ortak tarafımız var. Malzeme mühendisliğiyle çok ortak tarafımız var. Bazı konular bazen psikolojinin uzmanlık alanında, bazıları mühendisliğin alanında. Ama biz hiçbir zaman onlar kadar bilgi sahibi olmak mecburiyetinde değiliz. Çok teşekkür ederim. Bir de şey mesela bir atıyorum araba tasarımı olacak. İşte arabanın kapısıdır veya hani zaten daha önce de bahsetmiştiniz, o içindeki kokudan da bahsetmiştiniz. Yani o bile bir tasarımdır diye. Peki hani bunu yaparken işlevsel hale gelebilmesi için onun çalışma prensibini de bilmek gerekiyor ya. Hani tabii oradan ki kafam karışmıştı. Acaba hani bunu yapan hangi mühendislik bölümü? Birden çok mühendis, tek başına bir mühendislik yok. Yani otomotiv tasarımı diye bir şey var. Transport design diye bir şey var. Ama bütün bu alanlar jenerik, yani hiçbir uzmanlığı olmayan endüstriyel tasarımının alt uzmanlıkları. Yani mesela sen bir yat tasarımcısı, mesela transport dizaynı diyoruz ama bisiklet bambaşka bir konu, yat, tekne tasarımı bambaşka bir konu, otomotiv bambaşka bir konu. Evet. Yani oralarda staj yaparak kendi merak alanında, ilgi alanında nereye ne kadar çok vakit ayırırsan o kadar uzman oluyorsun. Ama işin en güzel tarafı şu, bizim için her proje yeni bir öğrenme alanıdır.
Evet. Çünkü sonuçta teknoloji de değişiyor sürekli olarak. Yani bizim bundan 30 sene önce benim öğrenciliğim zamanında tasarladığımız bütün aydınlatma elemanlarının ortasında sımsıcak 80 dereceye ulaşan akkor ampul vardı. Şimdi içinde mini minnacık bir diyot var. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunlar da değişecekler. Dolayısıyla yenilenen teknolojilere adaptasyon kabiliyeti de endüstriyel tasarım bilgi merkezinden doğuyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Peki hızlıca toparlayalım isterseniz. Bu videoyu ben şöyle bir özetleyeyim. Yani orada asıl problem aslında hani kaykaya binmeyi bilmeyen bir beceriksiz delikanlı varmış gibi gözüküyordu. Sonra oraya işte bizim komik design girl girdi. Baktı, analiz etti, başka kaykaycılara baktı, problemin ne olduğunu araştırmaya çalıştı. Oysa ki meğer delikanlının aslında ceplerinden dökülen bozuk paraları bir arada tutan, işte bağcıklarını bir arada tutan yepyeni bir ayakkabıya ihtiyacı olduğuna karar verdi. Dolayısıyla hani problem kaykaydaymış gibi gözükürken aslında meğer problem ayakkabıdaymış. O yüzden az önce soruyu soran arkadaşımız hani kompleks ürünlerde yenilik aramak mı yoksa sıfırdan bir ürün tasarlamak mı? Kullanıcıyı merkezimize aldığımız zaman biz her zaman yepyeni bir ürün çok kolaylıkla tasarlayabiliyoruz bu yöntemlerle. Şimdi Güler Hocama sözü veriyorum ve asıl talent hunt'ımız başlıyor. Yetenek avımız başlıyor. Güler Hocam ne yapacaklar? Şimdi biz sizlerden başvuru esnasında favori karakterlerinizi yazmanızı istemiştik. Biz de sizin bu girdiğiniz karakterlerden bir liste oluşturduk. O listeye de gelebiliriz hocam. Evet, buradaki 8 karakterden birini seçip yine ürün grubundan da birini seçip karakterin ihtiyacına göre bu ürünlerden birini tasarlıyor olacaksınız. Az önceki örnekte Harry Potter için bir çanta tasarımı vardı örneğin. Bir sonraki slide'da da yine bizim tasarım sürecimizin bir özeti var. Yani en başta siz zaten yani bu karakterleri sizler yazdığınız için genel bir bilgi sahibisiniz. Ama isterseniz ekstradan şöyle kısa bir Google araştırmasıyla işte nasıl giyinir, neleri kullanır, nerede yaşar tekrar bir göz atabilirsiniz karakterlerinize. Daha sonra hızlıca fikir üretmeye başlayabilirsiniz. Kim, ne, ne zaman, nerede, bu ürünü nasıl kullanacak, işte nerede kullanacak, Harry Potter'sa işte bu maceradan maceraya koştuğu yerlerde, işte ne bileyim hangi şatoda, hangi okulda, büyücü okulunda kullanacak. Daha sonra fikirlerinizi gözden geçirip birine odaklanın, en iyi, en iddialı olduğunuz fikri. Görselleştirme burada çizim yapmanızı bekliyoruz aslında. Tabii ki eğer bilgisayar programlarıyla işleşik olanlarınız varsa belki modellemeyi de deneyebilirler. En sonunda sunum. Yani bunu kim kullanıyor, nasıl kullanıyor? İşte bu bir çantaysa sırt çantasını, işte kol çantasını nasıl taşıyor? Bu detayları gösterdiğiniz bir çizim bekliyoruz. Bu tasarımınızda biz aslında bu gece 23.59 deadline'ımız bu geceye kadar. Hocam son sayfayı da açarsanız mail adresimizi görsünler. design@etkihas.edu.tr adresine göndermenizi bekliyoruz. Sanırım Özlem Hanım kaç gün, hani nasıl bir süre var bir, ödül alanları açıklamamız için? Evet, bölüm tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından muhtemelen önümüzdeki hafta gibi dereceye giren öğrencilerimizi, ilk 5 öğrencimizi seçip kendileriyle irtibata geçeceğiz. Biliyorsunuz değerlendirme aşamasında özel akademik ödülümüz sadece bu yıl tercih yapacak öğrencilere veriliyor. Dolayısıyla 12. sınıf ve mezun sınıfı öğrenciler tasarımlarını bu gece yarısına kadar chat kısmından da paylaştık. designradar@khas.edu.tr adresine gönderebilirler. Bu öğrencilerimiz arasından dereceye giren 5 kişi bu yıl endüstriyel tasarım bölümümüze yerleşirken İlave %10 burs ödülüyle ödüllendirilecekler. Dolayısıyla siz %50 burs olarak giriyorsanız buraya atıyorum %60'a oranında bir bursla devam edeceksiniz. Ve buradaki okuduğunuz süre boyunca da yine geçerli olacak bir burs bu. Dolayısıyla burs ödülümüz bu yıl tercih yapacak öğrencileri kapsıyor. Fakat kendini denemek isteyen, şansını denemek isteyen, tasarım yaptım, hocamızı görsün istiyorum diyen diğer alt sınıflarımızı da gönderebilirler tasarımlarını. Ama özel akademik ödülümüz biliyorsunuz sadece 12. sınıf ve mezun öğrencileri kapsıyor. Etkinliğimize katılan tüm öğrencilerimiz için de bir katılım belgesi hazırlayacağız. Onları da yine bu ay içerisinde kayıt sırasında
vermiş olduğunuz mail adreslerine bizler gönderiyor olacağız. Sürecimiz bu şekilde devam edecek. Sözünüzü keseceğim. Biz bir yere gitmiyoruz ama. Biz bir yere gitmiyoruz. Evet. Yani hemen tasarımlarıyla baş başa kalıp yerlere gitmesinler arkadaşlar. Tamam. Evet, ayrılmıyoruz hemen. Bizim vaktimiz var. Yani bizim bir hani bir 10-15 dakika arkadaşlara verip ondan sonra bizimle burada tasarımlarını, fikirlerini paylaşmak isteyenler olursa biz onlara tek tek söz vereceğiz. O yüzden hani bence böyle bir 10 dakika onlara ilk fikirlerini, hani kahramanlarının özelliklerini nasıl paylaştılar, kahramanları için neler hayal ettiler, onlarla ilgili böyle ilk eskizlerini paylaşmak isteyenler için biz buradayız. Evet, kusura bakmayın, sözünüzü kestim. Bunu duyup hani e-mail adresini alıp böyle hemen ortadan kaybolmalarını istemiyoruz. Evet, yapmayı düşündüğünüz tasarımlarla ilgili şu an sesinizi açıp konuşabilirsiniz, el kaldırabilirsiniz. Evet. Kim ne tasarlamayı düşünüyor? Hazal'dan hemen geldi bir soru. Hazal'cığım açabilirsin sesini. Defne, ben kapatıyorum ekranı. Tamam, ben ekranı kapattım. Hocam, şu an sadece Harry Potter için mi dizayn yapacağız yoksa kendi istediğimiz için mi? Hayır, burada bir liste var. Evet, o da oturtursa belki daha iyi olacak. Peki, pardon. Görebiliyor musun Hazal? Evet, ya bunlar için mi? Bununla sınırlı değil. Biz bunun içinden en çok sizlerden gelen 8 taneyi seçtik. Onlar için de hani birazcık daha sizin için ufuk açıcı olduğunu düşündüğümüz. Ya burada böyle bir mix and match yapacaksın. Yani Billie Eilish için bir kask tasarlayacak olsan bu kask nasıl olurdu? Yani birazcık böyle nedensellik ilişkisi de var bunun içinde. Ben mesela geçen senelerde Freddie Mercury için bir termos tasarlayan arkadaşımızı hatırlıyorum. Freddie Mercury'nin sahnede böyle kullanacağı, kahve içeceği, işte susadığı zaman çok terliyor. Çünkü performansı sahnede çok yüksek deyip onun için bir termos tasarlayan ve onu da böyle sahne ışıklarıyla falan hayal eden bir arkadaşımız vardı diye hatırlıyorum. O yüzden bu seçenek size, ama tabii ki kendiniz özgürsünüz yani. Hani bununla sınırlı elbette ki değilsiniz. Şevval, sen de açabilirsin mikrofonunu şu anda. Benim bir sorum olacaktı da, normalde ben şu an Güzel Sanatlar'da resim bölümü öğrencisiyim ve normalde küçüklüğümden beri tasarıma da çok ilgim var. Ama büyüdükçe hani tasarımdan ziyade daha çok resme hani ağırlık vermeyi planlıyorum. Ama şey soracaktım, ileride mesela ben de tasarım yapmak isterim fakat hani okumak istediğim bölüm sayısal değil. Hani ben resimde ilerlemek istiyorum. Bir şekilde üniversitede veya işte yaptığım tasarımı, endüstriyel tasarımı vesaire, hani işte yani konuşamadım da kusura bakmayın ama hani endüstriyel tasarım bölümü okuyan birisine gönderip o tasarımı tekrardan hayata geçirebilme gibi bir şansım olur mu diye. Çünkü 11. sınıfta biz mesela grafik tasarım dersi de göreceğiz ve orada atıyorum firmaların ablemlerini vesaire tasarlamamız için bize belirli işte kargo şirketidir, işte güzellik merkezidir gibi şeyler, sınav sorumuz olacak. Yani bundan dolayı onu merak etmiştim. İleride resim okusam bile tasarıma yönelebilme gibi bir şansım var mı? Şöyle şey var. Şimdi yani maalesef eskiden özel yetenek sınavıyla da alan tasarım bölümleri vardı. Ama bu YÖK kararıyla geçtiğimiz 4 senede Türkiye'deki bütün endüstriyel tasarım bölümleri sayısal puanla alıyorlar. Yani evet, bir endüstriyel tasarım bölümünde okumak için yani merkezi sınav sistemine girip sayısal puan almak mecburiyetindesin. Ama bu şöyle, hani girdiğin okulda mesela atıyorum eski geleneksel, ben de mesela Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. 97 yılında mezun oldum. Ben özel yetenek sınavıyla girdim. Çünkü benim girdiğim dönemde zaten İstanbul'da sadece 2 tane endüstriyel tasarım bölümü vardı ve ikisi de sadece çizim yeteneğine bakıyorlardı öğrenci seçmek için. Şimdi iyi çizim yapabilmek tek başına tasarımcı olmaya yeterli değil. Ama diğer taraftan da sonuçta bu disiplinler arası bir iş. Sen yani resim okuyarak iyi çizim yapma, iyi model maket, yani ellerinle bir şeyler yapma becerilerini bir tasarım sürecine aktarabilirsin. Hani tek başına ürün tasarımcısı olabilir misin? Olabilirsin. Yani yurt dışına gidersin, master yaparsın, çift ana dal yaparsın, yan dal yaparsın, bu bölümden dersler alırsın. Bunların hepsini yapabilirsin. Bir tasarımcıyla birlikte çalışabilirsin bir kere her şeyden önce. Dolayısıyla hani evet, formal bir endüstriyel tasarım eğitimi almamış olursun ama bir tasarım ekibinin içinde yer alman için hiçbir engel olmaz. Mesela yurt dışında tasarım okumak istesen, endüstriyel tasarım okumak istesen
Bu sınavların hiçbirine girmeyeceksin. Bir portfolyo ile oraya gideceksin. Sana neler yaptığını, tasarıma neden merak duyduğunu soracaklar. Mesela biz burada özellikle sertifika veriyoruz. Bunu da ben yurt dışında endüstriyel tasarım okumak isteyen arkadaşlar için de bir avantaj olduğunu söylemek isterim. Çünkü yurt dışındaki tasarım okullarının çoğu portfolyoyla öğrenci kabul ediyorlar. Ve burada yaptığınız bu atölye çalışması aslında sizin portfolyonuzun da bir parçası olabilir. Soruna cevap verebildim mi Şeyma? Evet, sanırım Defne bu arada el kaldırdı. Defne, bu şu an sesini açabilirsin. Benim bir sorum olacaktı da, şimdi bu yurt dışı ile ilgili konuşuldu. Sizin yurt dışında endüstriyel tasarım olarak beğendiğiniz okullar, şehirler, herhangi bir ülke önerebileceğiniz bir şey var mı acaba? Şöyle, yani her kültürün tabii ki tasarım kültürüne etkisi kendi coğrafyasıyla ayrışıyor, farklılaşıyor. Ama tabii ki dünyadaki endüstriyel tasarım kültür mirasına önemli izler bırakmış belli başlı okullar ve kültürler var. Bunların başında Amerika Birleşik Devletleri geliyor. Dünyanın en iyi okulları, tasarım okullarının çok büyük bir kısmı Amerika'da. RISD gibi, Rhode Island School of Design gibi, Pratt gibi, işte bugün neredeyse Stanford, MIT'de de daha böyle disiplinler arası tasarım eğitimi veriliyor. Ama diğer taraftan Avrupa'da, İngiltere yine işte sanayi devrimiyle biz zaten kendi mesleğimizi tarihi olarak miladını oradan itibaren veriyoruz. Dolayısıyla İngiltere'de çok çok iyi tasarım okulları var. İngiltere'de tasarım kültürü çok ama çok yaygın. Dünyadaki çok iyi birçok tasarımcı hem İngiltere'den hem de işte dünya üzerinde daha uluslararası deneyimleriyle iz bıraktılar. İtalya çok önemli bir tasarım kültür mirasçısı. Kendi gündelik hayatı zaten tasarım ve sanatla dolu olduğu için tasarım eğitimi veren okulları İngiltere ve Amerika kadar köklü olmamakla beraber İtalyan tasarımı elbette ki bugün hala dünya üzerindeki trendsetter dediğimiz birçok tasarım alanına şekil veriyor. Diğer taraftan yine Almanya'daki Bauhaus dünyadaki tasarım kültürüne çok değerli katkıları olmuş en önemli okullardan bir tanesi. Ve İskandinav coğrafyası, İskandinav tasarımı, Danimarka, İsveç, Finlandiya buralarda çok çok iyi tasarım okulları var. Ve de tabii Asya Pasifik, yani bugün Çin'de benim bildiğim her yıl 150 tane yeni tasarım okulu kuruluyor. Çünkü şu anda Çin dünyanın üretim devi. Onlar da farkındalar ki kopya ürün yaparak artık bir yere gelemeyecekler. Dolayısıyla tasarımcı yetiştirmek mecburiyetindeler. Dünyanın iyi tasarım okullarının çok büyük bir kısmı oralarda da şube açtı. Kanada'da bir iki tane iyi okul var. Yani dünyada iyi tasarım okulu listesi yapacak olsak herhalde bir 20-25 tane okulu sıralayabiliriz bu ülkelerden. Teşekkür ederim. Orada chatte Güler Hoca bizim bölüm hesabımızın Instagram şeyini paylaştı, adresini paylaştı. Biz Kadir Has Endüstriyel Tasarım olarak iddialı bir üniversiteyiz, iddialı bir bölümüz. Türkiye'deki yani devlet üniversiteleri de dahil bunun içinde. Türkiye'de bu işi hakkıyla yapan böyle ilk 5 okuldan biri olduğumuza inanıyoruz. Mezunlarımız da bunun göstergesi. Onun için Instagram hesabımızı lütfen bizi takip edin. Başka workshoplarımız da oluyor, başka etkinliklerimiz de oluyor. Bizi daha yakından tanımak isterseniz portfolyolarınızı kapın, gelin, jürilerimize gelin, misafir olun. Kaynaklarımız hepinize açık. O yüzden kampüsümüz çok keyiflidir. Çok az öğrenci alıyoruz. Yani neredeyse buradaki bütün öğrencileri toplasak 3 senelik öğrenci kapasitemizi buradaki arkadaşlarla doldurabiliriz. 28 öğrenci alıyoruz. Kontenjanlarımızın tamamı burslu. 3 öğrencimize %100 burs veriyoruz başarı sıralamasına göre. Geri kalanlarına da %50 burs veriyoruz. Bugünkü performansınızla da eğer bu sene bizi tercih ederseniz, sınava girerseniz de ek size %10 da burs verebiliriz. Kahramanınız için tasarlayacağınız ürünle. Evet, güzel bir fırsat. Özellikle eğitim hayatı boyunca da geçerli olacağını düşünürsek %10 da çok hatırı sayılır bir burs oluyor. Evet, şu an Giray sen açabilirsin sesini. Sana yetki vermiştim. Hocam ben yapacağımız tasarımın yani nasıl bir şey olacağını tam anlamadım da yani. Kahramanın kim? En favori kahramanın kim? Oradaki listede kimi?
Erkin Koray diye mesela. Erkin Koray, okey. Erkin Koray için bir ürün tasarlayacak olsaydın sence Erkin Koray'ın nasıl bir ürüne ihtiyacı olurdu? Evet, bu bayağı yani şu an zor bir soru. Belki bir mikrofon. Belki yani mikrofon. Tabii, şimdi şunu mu düşünmem belki güzel lazım? Bir gitar askısı. Yani yeni bir şey olmasına gerek yok. Hani bir şeyin tasarımını çizsem olur mu? Şöyle şimdi Erkin Koray için bir şey yapacaksın. Yani bu bir bardak olabilir, bu bir kahve fincanı olabilir, bu bir matara olabilir, termos olabilir. Ama bunun Erkin Koray için özelleşmesi için bir şeyleri hayal etmeni istiyoruz. Var olan bir şey istemiyoruz. Ya mesela ben bir termos çizdim ya da tasarladım diyelim şimdi Blender'da falan. Onun Erkin Koray için yapıldığını belli olması lazım, öyle mi? Evet. Yani Freddie Mercury için tasarlayacağın bir termosla Erkin Koray için tasarlayacağın arasında bir fark olması gerekiyor. Daha çok şey gibi mi olur diye düşündüm. Hani merchandise'lar oluyor ya böyle. Hayır, üstüne mesela resim yapıştırmayacaksın. Hayır. İşte tam olarak nasıl merchandise gibi bir şey mi yoksa hani merchandise benim gibi bir şey değil. Üzerinde Erkin Koray yazan bir termos değil. Ya tabii yani onun pek bir olayı olmazdı. O yüzden sordum da. Yani bak mesela burada benim bana da ait değil ama şu komik bir şey göstereceğim sana. Görünüyor mu? Evet. Bu bir kulaklık kutusu. Bu benim kızımın kulaklık kutusu. Şimdi bunu mesela Erkin Koray'a versek kullanır mı? Ya hayır. Aha, değil mi? Erkin Koray nasıl bir şey isterdi acaba? Nelere ihtiyaç duyardı? Nasıl bir işlevi olsun isterdi? Bir kulaklığı ne sıklıkta kullanırdı? Yani o karakterin hoşuna gideceğini düşündüğüm bir şeyi tasarlayacağım. Evet, bu da bir tavır olabilir tabii ki. Peki bir de şey soracaktım. Şimdi tamamen kendim çizmem lazım değil mi? Mesela başka bir yerden bir parça alamam. Alamazsın. Tamamdır. Tasarımcı olsan tutuklanırsın. Hakkında fikri haklarla ilgili soruşturma başlatılır. Yok, o değil şey yani Blender kitle falan bazı parçaları o yüzden sordum. Hani diyelim ki şey tamam anladım. Hayır. Sen tasarlayacaksın. Tamam hocam. Tasarımcının en büyük sınavı bu. Ya aklımda çok güzel şeyler Özlem geçiyor Hanım. Ama şey, bize bir şey diyorsun çizmek sen. Zor. Zeynep'in de bir sorusu vardı. Bu arada Zeynep sana da yetki veriyor. Eylül'ün de var galiba. Evet, Eylül sana da aynı şekilde. Sesinizi açabilirsiniz. Dersinize girmem mümkün mü? Yani üniversitede. Tabii. Yani girebilir miyim dersinize? Benim için hiçbir sorun yok. Üniversitenin idari olarak bir sorunu yoksa misafir edebiliriz bence tabii ki. Tamam da teşekkür ederim. Ben de e-mail adresimi yazayım. Güler Hoca da yazsın. Bizimle bağlantıya geçebilirsiniz. Teşekkürler. Bu benim e-mail adresim. Eylül'cüğüm, bu arada senin de sorunu alalım. Sen de açtın mikrofonunu. Hocalarımız maillerini yazarken. Merhaba, ben bir şey danışmak istiyordum. Tabii. Ben bu sıralar daha çok tasarım düşünmeye başladım üniversiteyi bölüm olarak. Ama geçen gün bir rehberlik hocasıyla konuştuğumda, ona da fikir danıştığımda, işte ondan aldığım geri dönüş hakkında size fikir sormak istedim. Ben ilk başta mühendislik düşünüyordum. Ama sonra işte bir mesleki gölgeleme için mühendisin yanına gittiğimde falan pek bana uygun olmadığını fark ettim. Aklımdaki ikinci seçenek tasarımda daha ağır basmaya başladı. Zaten seviyorum da bir şeyler tasarlamayı, elimde yatkın. Ben mesela bu fikrimi paylaştığımda bana birkaç öğretmenim de dahi şey demişlerdi. Yani mühendis, yani bir mühendis tasarım da yapabilir. Ya atıyorum aldığı seçmeli derslerle ya da sonrasında yapacağı yüksek lisansla. Ama işte benim de aklım çok yatmadı ama birkaç kişi söyleyince biz size de danışmak istedim. Mesela onlar kesinlikle mühendislik bölümünden mezun olmanın daha büyük bir avantajı olacağını söylediler. Yani şey klasman anlamında mı statü anlamında mı bilmiyorum ama işte alacağı seçmeli derslerle ya da sonrasında yapacağı yüksek lisansla onun da tasarım yapabileceğini ama endüstriyel tasarım bölümünden mezun olan bir kişinin sadece yani tasarım alanında ilerleyebileceğini söyle. Mesela yani bir mühendis tasarım da yapabilir ama endüstriyel tasarım o kadar büyük etkinliğe sahip olamaz tarzında bir şey demişlerdi.
Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Merak ettim. Aklıma önce şöyle bir şey geldi. Bizim kurumsal iletişimimizin özellikle rehber öğretmenlere bir takım eğitimler veriyoruz. Bence sizin rehber eğitmenlere biz endüstriyel tasarımı anlatalım. Nasıl interdisipliner bir yapısı olduğunu anlatalım. Onlar da bence sizi biraz yanlış yönlendirmişler. Bir kere bunların ikisi iki ayrı uzmanlık alanı. Yani bir mühendis endüstriyel tasarımcılık yapamayacağı gibi bir endüstriyel tasarımda mühendislik yapamaz. Hani aradaki en büyük fark şu, endüstriyel tasarım alanı çok disiplinli bir yapı. Yani kişilerin kendi ilgi ve merak alanlarına göre kendilerine bir uzmanlık alanı yaratabilecekleri bir alan. Dolayısıyla daha esnek. Ama mühendislik alanları esnek değil. Yani bugün bir elektronik mühendisi moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği yapamaz. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama bugün jenerik tasarım eğitimi almış bir endüstriyel tasarımcı mobilya da tasarlayabilir, otomobil de tasarlayabilir, bilgisayar parçaları da tasarlayabilir. Ama her zaman bir başka uzmanla bir arada olmak durumundalar. Artık zaten yeni nesil mühendislik eğitimleri de değişti. Bunların içine artık Amerika'da STEM, STEAM yani içine sanatın da dahil olduğu, mesela bizde çekirdek program diye bambaşka bir eğitim modelimiz var bizim. Çünkü yeni nesil mühendisler artık neredeyse yaptıkları her işi mekanize bir şekilde ve mekanik olarak, yani hiçbir şekilde kendi kimliklerini, kendi kişiliklerini hiç yansıtmadan çok otomatize yapmaya başladılar. Neredeyse memur mühendislik gibi bir mühendislik algılayışı gündeme geldi. Bunu değiştirmek gerekiyor. Yani mühendislerin mesela eskiden yönetici olması mümkün değildi. Ama yeni nesil mühendisler de öyle değil. Neden? Çünkü başka türlü düşünme biçimlerine ihtiyaçları var. Mesela design thinking diye bir kavram var. Bunu Stanford ortaya attı. Ve Stanford mühendislik eğitimi verirken aynı zamanda da tasarım düşüncesi eğitimi vermeye başladı. Çünkü yeniliğe, farklı bakış açısına, yaratıcılığa her bilimin ihtiyacı var. O yüzden hani evet, endüstriyel tasarımcılar elbette ki tasarım yaparlar ama bir kere alanları daha geniştir, kapsama alanları daha geniştir. Dolayısıyla kendi ilgi ve merak alanların için sen bu konuyu özelleştirebilirsin. Bence en büyük avantajı bu. Anladım, teşekkür ederim. Bir şey daha sorabilir miyim kapatmadan mikrofonu? Tabii ki. Sizce endüstriyel tasarımda yüksek lisans yapmak gerekli mi ya da yapılmasına faydası çok dokunur mu? Ben mesela Türkiye'de okumayı planlıyorum üniversiteyi. Ama yüksek lisans için de yurt dışına gitmek istiyorum. Yani sizce güzel bir fikir mi? Düşünceniz vermek istiyorum. Şöyle, yani farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde bu işin nasıl yapıldığını deneyimlemek çok ama çok değerli. Hani bu illa bir yüksek lisans deneyimiyle olmak zorunda mı? Bence değil. Bence bugünün en büyük avantajı Erasmus değişim programlarıdır. Yani gitmeyi istediğim bir ülkede, özellikle de tasarım alanında iyi bir okulda bir dönem öğrencilik yapmak, bugün ben bütün, yani biz birçok öğrencimizi yolluyoruz, birçok öğrencimizi de Erasmus'la misafir ediyoruz yurt dışından. Biz bir kere bir kendi eğitim programımızın ne kadar yetkin olduğunu deneyimliyoruz. İkincisi de giden arkadaşlar buradaki aldıkları eğitimin dünya üzerinde ne kadar geçerli olduğunu görme deneyimi yaşıyorlar. Hani bu illa bir yüksek lisansla sınırlı olmak zorunda değil. Yüksek lisans bir uzmanlıktır. Anladım. Yani bir mesela endüstriyel tasarım okudun ama yat tasarımında uzmanlaşmak istiyorsun. O zaman biz seni nereye yollayacağız? Biz seni İtalya'ya yollayacağız. Bir yat tasarımı master programına gideceksin. Ve sen kendi endüstriyel tasarım altyapınla orada yat tasarımıyla ilgili bir uzmanlık alacaksın. Ya da bir transport tasarımı üzerine ya da bir UX, UI üzerine uzmanlık yapacaksın. Yani bu birazcık daha uzmanlaşmakla ilgili. Ama bence yurt dışı deneyimi kesinlikle ve kesinlikle 4 yıllık eğitim hayatının içinde deneyimlenmesi gereken bir şey. Çok büyük bir dönüşüm var dönen arkadaşlarımızın üzerinde. Bir daha aynı Eylül olarak dönmeyeceksin. Bu çok büyük bir kazanım. Anladım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Başka soru var mı? Soru gelene kadar ben de hemen ufak bir duyuru yapayım. Biliyorsunuz Kadir Has Üniversitesi olarak çok sayıda lise akademisi düzenliyoruz. Üniversitemizde bulunan 23 bölümümüzün hepsi bu şekilde öğrenciler için, lise öğrencileri için dersler organize ediyorlar. Bunların tamamını şu anda chat kısmında paylaştığım akademi.khas.edu.tr adresinden
takip edebilirsiniz. Orada programımız var. Gelecek akademileri de buradan yine takip edebilirsiniz. Sırada 17 Ocak tarihinde, yani önümüzdeki hafta Salı günü, ekonomi okulu var. Dolayısıyla ekonomi bölümüne ilgi duyan, bölümü tanımak isteyen öğrencilerimiz yine aynı şekilde saat 18 itibariyle Zoom üzerinden bu derse katılabilirler. Dolayısıyla biz size yine SMS olarak da, mail olarak da bunların duyurularını iletiyor olacağız. Bölüm Instagram hesabımızı Güler hocamız paylaştı. Kayıt olmaya hala devam ediyor öğrencilerimiz. Biliyorsunuz katılan tüm öğrencilerimize katılım belgesi düzenliyoruz. Dolayısıyla katılım belgesi isteyen öğrencilerimizin, kayıt olmayan öğrencilerimizin göndereceğimiz linkten chat kısmında kayıtlarını tamamlamaları gerekmekte. Dolayısıyla katılım belgelerinizi istiyorsanız kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ben şimdi tekrardan paylaşacağım. Bu arada başka sorumuz var mı? Kapanışa doğru geçerken tasarımlarını yavaş paylaşmak isteyenler var mı? Bizim var vaktimiz, bir 5-10 dakikamız daha var. Çizimlerini ekrandan göstermek isteyen, fikirlerini paylaşmak isteyen. Evet, kayıt için linkimizi tekrardan paylaştım. Kayıt olmayan ama sertifikasını almak isteyen öğrencilerimiz varsa buraya girip kayıt olmaları yeterli, dersimizi dinleyenler. Bu arada Ayşe hocamızın dediği gibi tasarımını paylaşmak isteyen öğrencilerimiz varsa el kaldırabilirler, ekranlarını açabilirler, kameralarını. Zeynep, sesini açabilirsin. Hocam, ben annem sağlık öğretmeni de benim. Bir tane akıllı bileklik tasarlamıştık annemle birlikte pandemi döneminde. Onun tasarımını yapmıştım ama bulabilir miyim bilmiyorum. Bulursam size mail olarak atarım, olur mu? Tabii ki. Kaçıncı sınıftasın? Şu an mezunum hocam ben. Mezunsun. Endüstriyel tasarımcı olacak mısın? Evet hocam, olacağım. Ne güzel. Süper. Bize gelecek misin? Bizim öğrencimiz olacak mısın? Olacağım hocam. Süper. Tamam, ne güzel. Asıl onu bizde öğrenci olduğun zaman onu ürünleştirmek için çok fırsatın olacak. Onu gerçekten hayata geçirmek için çok çok fırsatın olacak. Teşekkürler hocam. Harika. Giray. Giray, sen de açabilirsin. Çözdün mü Erkin Koray'ı? Yok hocam, soracaktım da şimdi internetten bir şey kullanmayacağız ya, hani tekstürü mecburen internetten kullanmam gerektiği için, kendim tekstür yapamadığım için. Onu, yani o sıkıntı olmaz değil mi? Yani. Çünkü başka bir yolu var mı onun bilmiyorum. Sonuçta var, çizmek. Çizmek hocam, nasıl atacağım onu üstüne? Ya. Seni yani biraz klavyelerden uzaklaştırmamız lazım. Hocam benim ben sayısalcıyım kendimi bildiğimi bileli. Mühendislik düşünüyordum normalde, yazılım mühendisi, bilgisayar mühendisi alanı düşünüyordum. Ondan sonra tasarıma daha çok ilgi duyduğumu. Endüstriyel tasarım da sayısal bir bölüm ama. MF4'le işte, alıyoruz biz de. Sayısalcı derken, yani sanattan ziyade düşünüyordum. Yani mühendislik kısmını düşünüyordum işin. Daha sonrasında böyle bilgisayar programlarına, hani tasarım programlarına ilgi duymaya başlayınca endüstriyel tasarıma ilgi duymaya başladım. O şekilde. Yani, bir mahsuru yok. Onlar birbirlerine engel değiller. Onlar birbirlerini tamamlayıcı ve bütünleyici yetenekler. Yok, hani klavyeden uzaklaştırmamız lazım dediniz ya, o yüzden dedim. Azıcık uzaklaşacaksın. Hele bizim öğrencimiz mühendis de olsan, biz sana birinci sınıfta tasarım dersi vereceğiz. Çekirdek programda. O zaman evet, mühendislerin hiçbirine benzemeyeceksin. Aldım. Yani kafamda düşündüğüm gibi bir şey yapamayacağım o zaman şu an. Yani kağıda bir şeyler çizmem lazım tasarım olarak. Farklı şeyler deneyebilirsin. Mesela yani doku dediğin şey, her yerde doku toplayabilirsin, biliyor musun? Bir kağıdın üzerine kurşun kalemle etrafındaki 3-4 tane şeye baksan, kendi üzerindeki tekstilden çarşafa kadar, havluya kadar bir sürü farklı dokuyu toparlayabilirsin oralardan. Yani Blender'da bir render alıp atabilir miyim acaba akşama kadar diye? Atabilirsin, atabilirsin. Tabii ki atabilirsin. Onun için sordum. Yok, biz biraz seni zorlamaya çalıştık, atabilirsin. Tamamdır. Sağ ol. Ama biz burada biraz çizim yeteneğinizi aslında ölçüyoruz. Zaten mecburen çizmem gerekecek. Yani yapacağım şeyi çizmem gerekecek. Yani bu atölye çalışmasındaki burs birazcık çizim yeteneğinizle alakalı. Hem tasarlama hem de bunu görselleştirme yeteneğinizle alakalı. Anladım hocam.
Evet, Maya sen de açabilirsin sesini. Teşekkür ederim. Ben bir şey söyleyeceğim. Kampüste bulunabileceğimiz kış okulları gibi bir şey yapıyor musunuz? Evet, kış okulumuz var. Bununla ilgili web sayfamızda, ana sayfamızda şu anda en üstte bir ilanımız var. Lise öğrencileri için lise kış okulu duyurularına bizim kendi ana sayfamızda ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla katılmak istediğiniz bölümler, programların dersleri olursa oradan seçip katılabiliyorsunuz. Maya özellikle özellikle tasarımla ilgili mi soruyorsun yoksa herhangi bir başka bir alanda ilgili, da olabilir mi? Tasarımla ilgili aslında. Çok yani güzel sanatlar, grafik tasarım falan da düşünüyorum aslında. Anladım. Görsel iletişim tasarımıyla ilgili belki bir şeyler varsa bizim aracımızda. Şöyle, bizde özel yetenek sınavıyla öğrenci aldığımız bölümler yok. Dolayısıyla tasarım başlığı olan bölümlerimiz ya sayısal ya da sözel puan türüyle öğrenci alan bölümlerimiz. Ama lise kış okulumuz var. Hem bu bölümleri yakından tanımak için güzel bir fırsat olur senin için tercihler öncesinde. Hem içeriklerini anlama hem de bölümün temas ettiği konu başlıklarıyla ilgili çalışma yapma olanağın olur kısa bir süre için. 23 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında olacak. Online yüz yüze olarak düzenleniyor lise kış okulumuz. Dolayısıyla ana sayfamızdan bakabilirsin derslerini. Oradan seçim yapıp dilediğiniz derse katılabiliyorsunuz. Ben aslında 10. sınıfım ama tanımak istiyorum. Zaten tercih dönemine çok yığmak istemiyorum. Hem keşfetmek istiyorum nasıl bölümler. Tabii var. Herhangi bir sınıf sınırı olmuyor zaten bizim derslerimizde. Orada bir liste var, bölüm listesi. O listedeki, menüdeki derslerden seçimlerinizi yapıp ona göre kayıt olabiliyorsunuz lise yaz okuluna. Onun dışında bir de iletişim fakültesinin akademileri başlayacak ikinci dönem. Onun duyurularını zaten sizlerle paylaşacağız biz yine. Dediğim gibi mail ve SMS olarak paylaşıyoruz akademilerimize katılan öğrencilerimize. Oradaki bölümleri de zaten tanıyabileceğiz. Bu şekilde Zoom üzerinden dersler biz yapacağız. Ama bunların haricinde bir de lise kış okulumuz var. Ona ana sayfamıza girdiğinde şu an zaten en üstte çıkan duyuru lise kış okulunun duyurusu. Oradaki ders sistemimize de oradan ulaşabilirsin. Çok teşekkür ederim Ayşe Hoca. Tasarımını gösterebilir miyim? Tabii ki de. Tabii ki. Kameranı. Göstermeden şu an çözdüm. Bir dakika. Spotlight for everyone yapsak. Olur mu? Evet. Tamam. Kahramanını bize anlatır mısın? Kahramanın kimdi? Neler düşündün? Onu da görelim. Dur onu hemen kaldırma. Aslında çok karaktere adapte edilebilir bir ürün bu çünkü. Ama özellikle böyle zehirli kılıç kullanan hani Demon Slayer'den Shinobi Koç'a var. Ona güzel, yeni model bir kılıç tasarlamak istemiştim. Tamam, çizimini gösterip neler düşündüğünü anlatmak ister misin bize? Olur. Şurada bir orta kısımda zehir deposu var. Sonra akıyor. Şuraya uca geliyor buradan. Sonra birine falan saldırdığı zaman direkt zehirleniyor. Yani kanına değdiğinde zehirleniyor. Teşekkürler. Rica ederim. Peki. Evet. Başka var mı tasarımını paylaşmak isteyen, sorusu olan? El kaldırıp kamerasını açabilir. Sanırım yok şu anda. Peki, ben chat kısmından tekrardan tasarımlarınızı ulaştıracağınız mail adresinizi ileteceğim. Bu gece yarısına kadar, 23.59'a kadar tasarımlarınızı buraya iletebilirsiniz. Evet, designradar@khas.ed.tr adresine tasarımlarınızı bekliyoruz. Sunumlar sırasında da bahsettiğimiz gibi bu yıl tercih yapacak olan 12. sınıf ve mezun grubu öğrenciler ilk 5'te yer almaları durumunda, dereceye girmeleri durumunda bu yıl bölümümüze yerleşirken ilave %10 burs ödülüyle ödüllendirilecekler. Ayşe Hocam, sizlerin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Paylaşım yapmak isteyen farklı öğrencilerimiz de olmadığına göre yavaş yavaş kapanışa doğru geçebiliriz sanırım. Tamam. Belki şeyi rica edebiliriz Güler Hocam, bizim Fatport, bizim yıl sonunda öğrencilerimizin işlerinin olduğu bir şeyimiz var web sitemizde, Sanat ve Tasarım Fakültesi'nde. Orada hani endüstriyel tasarım öğrencileri neler yapıyorlar,
hangi seviyede, hangi sınıfta ne kadar modellemeler yapıyorlar, ne kadar çizim yapıyorlar, fikirlerimizi nasıl anlatıyoruz. Hani oraya bakıp birazcık oradan da ilham almak isteyenler, heyecanlanmak isteyenler olursa onun linkini de sizlerle paylaşalım. O zaman oradan endüstriyel tasarım diye seçerseniz Fatport Kehas Edu.tr'e lütfen oraya girin. Orada endüstriyel tasarım 2., 3. ve 4. sınıf mezuniyet projeleri de dahil hem güz hem bahar döneminde neler yaptığımızı paylaşıyoruz. Bizi daha yakından tanımak isteyenler olursa bize bir e-mail mesafesindesiniz. Bize veya kurumsal iletişime bağlantıya geçerseniz hem misafirimiz olabilirsiniz, hem jürilerimize katılabilirsiniz. Hem başka atölye çalışmalarımız daha olacak. Onlara da katılma şansınız olur. Teşekkürler akşam vaktinizi ayırdığınız için. Herkese başarılar diliyorum. Gönlünüzde ederim. Ne varsa lütfen onu okumayı tercih edin. Üniversite sadece bir sayı değildir. Birkaç tane rakamın ardı ardına olduğu bir yaşam ortamı değildir, bir yaşam biçimidir. Sizi çok dönüştürecek. O yüzden gönlünüzde ne varsa lütfen onu dinleyin. Hayatınızda mutlaka bir yerlere de yaratıcılıkla ilgili bir şeyleri katın. Her ne mesleğe sahip olursanız olun, onu söylemek istiyorum. Kurumsal iletişime de bu güzel organizasyon için tekrar teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Ayşe Hocam, Güler Hocam çok güzel bir sunum oldu. Öğrencilerimiz aynı zamanda hem fakültemizi tanıttılar hem de bu çalışmayla birlikte burs olanlarına da erişme fırsatı olacak son sınıf öğrencilerimizin. Aynı zamanda tüm katılımcılarımızın adına sertifikalarını dediğim gibi bu ay içerisinde teslim etmeye çalışacağız. Bu iş biraz zaman alabiliyor. O yüzden bize arada maille geri dönüş yapıyor öğrenciler. Biliyorsunuz biz üniversite olarak çok sayıda akademi düzenliyoruz ve çok yüklü sayılarda öğrenciler katılıyor bu akademilere. Tek tek isme özel düzenlendiği için bu sertifikalar biraz zaman alabiliyor. Ama kayıt sırasında vermiş olduğunuz adreslere muhakkak gönderimini yapıyoruz. Bir sonraki akademimizde 17 Ocak'ta tekrardan onu da anons edeyim. Ekonomi okulumuz var önümüzdeki hafta salı günü. Onda da tekrardan buluşmak üzere diyelim. Çok teşekkür ediyoruz her birinize katılımınız için. Ayşe Hocam, Güler Hocam sizlere de tekrardan teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar.